Meryem, benden ne istiyorsun? Zahide Hanım, sizden hakkımı istiyorum. Yani eşim aldı, altınlarımı aldı, mehrimi vermedi çocuklarıma hiç. Sen çok yeni ayrıldın değil mi daha? Çok yeni değil, 4 yıl oldu. 4 yıl oldu, ben çocuklarımı hiç aramadı, sormadı. Yani öldüğümü kaldığımı hiç aramaz, sormaz, merak etmez, görmek istemez. 4 yıl oldu. Meryem, kaç yıllık evliliğiniz sürdü? 2,5 yıl sürdü Zahide Hanım. Ama yani 7 yıl falandır biz evliyim yani, hala devam ediyor. 2 tane evladınız var. Aynen. 2,5 sene evet. Sürdü sadece ama 7 yıllık evlisiniz. Ben bu arada yani sığınma evlerine falan da gittim. 6 ay sığınma evinde kaldım. Tekrar döndüm. Yeni doğum yaptığım için mecbur kaldım. Döndüm ikinci çocuğumda. Meryem, kaç yaşındasın sen? Ben 32 yaşındayım. Çok küçük, daha genç gösteriyorsun. Küçük gözüküyorum ama evet. Öyle. Evet. Bir kadın kolay kolay sığınma evine gitmez evet. Evliyken. Ne oldu? Çok şiddet gördüm yani. 2,5 yıl ben evli kaldım. Yani benim bir gün iyi günüm geçmedi yani. Ya böyle hakaret, küfür ya... Yani döverdi, sürekli kollarında morluklar olurdu yani. Sabah namazlarına giderdi, akşam 4:30'da falan işi biterdi yani, servis şoförüydü ya. Gelirdi 9:10'da gelirdi yani, hiçbir zaman erken gelmezdi. Kimseye mesela diyemediği şeyleri gelir benden çıkardı, sinirini sürekli benden çıkarırdı. Kendisi söylerdi hatta hani sinirim gelip her gün senden çıkaracağım derdi yani açık açık. Peki bak Aslı Hanım, bir şey baba olarak sana. Nasıl bir babaydı? İki tane baba olarak yani Aslı Hanım hiç çocukların yüzüne bakmazdı hiç. Hiç hatta çocuk küçüğü 6 aylıktı yani ben evden ayrıldığımda. Zaten siz 2,5 senelik evlisiniz. İşte benim zorunda bir sefer kucağına aldı, başka hiç almadı. Bir kere çocuğunu kucağına aldı. Nasıl babalık bu ya? Benim yani çocuklar kabul etmiyor zaten, onu da söyleyeyim Zahide Hanım. Başkasından peydahlanmışsın deyip duruyordu bana sürekli. Da var ya, bir kadına söylenebilecek en acı söz. Peki Mehmet Bey şu an telefonda. İsterseniz birbirinizle de konuşabilirsiniz. Mehmet Bey merhaba. Merhaba, buyurun. Hoş geldiniz. Şimdi sizin eski eşiniz Meryem Hanım burada. Şimdi kendisi der ki siz ona şiddet uygulamışsınız, küfür, hakaret vesaire. Çocuklarınızı bir kere kucağınıza almamışsınız. Yani bir tanesini onun zorluğuyla bir kere almışsınız. Çocukların ondan olmadığının iddiasında bulunmuşsunuz. Bunların ne kadarı doğru efendim? Evi kırıp döken o. Evi terk eden o. Hakkında şikayetçi olan o. Boşama davası açan o. Ne yapayım daha? Canı sıkıldığı gibi kadesi tıklıyor. Polis arıyor 5 dakika. Kimseye derdini anlatamıyorsun. Peki siz... 10 dakikada şiddet olayı yok. Şiddet olayı yok. Benim raporlarım peki yanlış mı yani? Bir dakika. Evde ne temizlik? Ne yemek? Sabahtan öğlene kadar yap. Akşam evde bir şey yemek yok. Karnım aç, yorgunum. Neredeydim? Bilmem nerede toplantı var. Zahide Hanım ayda 2 sefer ben kursa gidiyorum. Yemek şunu söyleyeyim. Ne kursu? Normalde yemek her gün yapıyorum. 1 sefer 4:30'da eve geldi. Normalde 9'da gelen adam. Peşinde. 1 sefer 4:30'da eve geldi. Sen niye yemek yapmadın 4'te diye bana bıçak dayadı, bıçaklamaya kalktı. Birkaç seferde oldu yani. Siz çocuklarınızı kucağınıza almıyor muydunuz? Sevmiyor muydunuz? Kesinlikle. Zahide Hanım bu gerçekten normal değil. Bu kendi zıplar, bu şey durduğu yerde zıplar, değişik sesler çıkarır. Yani bize göre de öyle, evlat sevilmez mi, koklanmaz mı? Evlat kabul etmiyor ki evladını. Mehmet Bey net cevap verin. Meryem Hanım diyor ki böyle bir şey olmadı. Siz çocuklarınızı kucağınıza alıp sevmiyor muydunuz? Onları iyi göstermiyor muydunuz? Hayır, asla sevmiyordu. Hatta benim kız biraz büyüktü Zahide Hanım, 14 aylıktı. Çocuk peşinden gidiyordu, nefes alamıyorum, rahat bırak beni diyordu çocuğu. İkinizin ilk evliliği mi bu? Evet, evet. Sizin? Benim din nikahlı oldu yani, 3 hafta sürdü. Resmi olmayan bir evliliği mi oldu daha önce? 3 hafta sürdü. Bu resmi olmayan biliyordu yani, onu da biliyordu, sürekli yüzüme vuruyordu. Tamam, birbirinize dürüst davranmışsınız. Ama her günde yüzüme vurdu yani, söylesem ne olacak, bir şey değişmedi yani. Bakın, çocukların başkasına olduğunu söylemişsiniz. Artı bu kızı dark görmüş, komşusuna gitmiş, sevgiline mi gittin demişsiniz. Bir sadakatsizlikten mi? Ben öyle bir şey demedim. Onu o bayan söyledi. Olabilir mi diye sordu. O beni arayan bayana ben söyledim. Babamı da sorabilirsiniz yani. Babam aradı yani, o şekilde olabilir söyledim. Olabilir mi dedim. Bilmiyorum, Allah bilir dedim. Başka bir şey dediğim yok. Ben öyle bir şey dedim demedim. Demedim yani. Çözemeyeceğiniz bir şey yok gibi duruyor aslında. Yani evine bakan bir adammış. Sadece biraz daha ilgi ve sevgi istemiş bu kadın. Ve sadakat istemiş. Dayak yiyordum her gün. Mehmet Bey var mıydı öyle bir şey? Dayak yiyordum ben sürekli Zahide'den. Yalan yani, bu hoş bir şey değil. Yalan diyor ya. O da yapmıyor. Kadınların her zaman savunduğu zaten nedir? Şiddet görüyordum. Komşularım şahit yani. Ararlarmış, şahit olurlarım, bilmiyorum yani. Peki Meryem Hanım'ın herhangi bir yalanını yakaladınız mı Mehmet Bey? Uygunsuz görüntüler telefonundaydı.
Onları zaten mahkemeye sunduk. Uygunsuz videolar vardı. Onlar o bilir, anlatsınlar orada neyse. Başkasının ne uygunsuz görüntüleri mi? Bu benim, efendim? Benim bir başkasının uygunsuz görüntüleri mi? Sizin uygunsuz görüntüleriniz mi? Kendi özel resimlerimi çıkardı. Onun uygunsuz, yaydı, evet. Onun benim değil. Evet Zahide Hanım, kendi yani eski söylediğim din nikahlı yani benim. Özel resimlerim vardı, çıkardı yaydı. Ne yani işi? Telefonunda ne işi var onlar kardeşim? O benim özelim yani, çıkarıp demek yaymaya bir hakkı yok ya. Yani. Ne bir dakika. Halen unutamadın onu demek, öyle ya. Bir dakika, senin eski resmi olmayan birlikteliğinden benim telefonumda çekilmiş normalde, fotoğrafların mı vardı? Normalde yoktu yani, bu bilgisayara bağlandı, nasıl olursa çıktılar, çıktı tabii yani. Tabii bilgisayara, sen demedin dedi bu resimleri. Ben sildim dedi bana, telefon, sonradan çıkardım mahkeme falan olayı olunca çıkardı yaydı ki beni aldatıyor diye. O gün orada normalde kapandı yani o mesele. Aldatmadın da ne belli? Tarihleri yok mu bu resimlerin peki? Var, tarihleri de var. Tarihleri o evliliğine ait aynen, mi? Aynen aynen. 2000... Ama Meryem sen niye o fotoğrafları tutuyorsun elinde? Ya sildim Zahide Hanım, sildim. Dedim gibi sildim bilgisayara. Sildim de telefonda ne arıyor? Bağlanınca bir dakika, bunlar ortaya. Fotoğraf mı görüntü mü? Video mu fotoğraf mı? Ya karışık. Video da var, fotoğraf da var. Hepsi var. Siz bunları izlediniz mi? Ben şikayetçiyim yani, benim özelimi yani çıkardı yaydı kesin. Ben özelin yani. Özelin telefondaki özelin, kendim bir şekilde savunmam lazım da özelin seni, ne şikayet. Bir dakika bir dakika ya, burayı bir açalım. Şimdi Meryem, sen daha önce bir evlilik yaptın, resmi evet. Olmayan resmi bir evlilik. Resmi olmayan ya, 3 hafta. Gerçi o da evlilik değil zaten. Yani evlilik de değil, evet. Orada böyle müstehcen fotoğraflar mı biraz çektiniz evet. Siz? Biraz. Videolar ve fotoğraflar var. Peki bunlar sadece senin telefonunda mı var, o kişide var mı? O kişide de bilmiyorum. O kişide de olabilir mi? Olabilirdi ama silmişti yani. Kız çok tehlikeli şeyler bunlar Meryem. Ya çok gülme. Pişman oldum yani. Çok çok tehlikeli şeyler ya, bunlar bir yerlere düşüyor. Gerçi onu hemen yakalıyorlar ama bunlar çocuk oyuncağı değil annem, çok ciddi şey. Bir de bunları kocan görüyor. Nasıl peki bu yani, nasıl oldu da gördün? Ben öyle bir şey nasıl oldu, ben şaşırdım yani, bilgisayara bağlanınca hiç telefonumda olmayan şeyler çıktı ortaya. Resimleri aktarır mısın bilgisayara dedi, sadece bu. Ha. Buradan ben bunları yakaladım. Yani öyle bir şey olsaydı ben zaten kendisi onu verdi telefonu. Oturtmam telefonu oraya. Kendisi verdi bana. Şey mi bitti? Fotoğraf çekemiyor muydun artık telefonunda? Çekemiyordum aynen. O yüzden bunları aynen, aktar yer açılsın diye verdi. Yani hafızası doluydu telefon, çekemiyordum ama telefonda resim yok yani, öyle bir resim yok. Kontrol etmiş miydin? Normalde silmişim telefonumdan. Sildin de nereden çıktı o resim? Bilgisayara bağlanınca çıkmış işte. Peki bunları gördü, ne yaptı? Hiçbir şey olmadı yani, ben dedim zaten sen biliyorsun yani bunlar doğru, olan şeyler yani. O gün kapandı yani konu. Sildim söyledi, ertesi gün de bana sildim kapandı o mesele yani söyledi. Bir daha mahkemeyi falan açınca ben resimler benim elimde de ben sen beni aldattın diye bana öyle şeyler söylemeye başladı. Her peki. Şey olur, her şeyden ben şüphelenirim kardeş. Evi terk et, şikayetçi ol. Peki Meryem Hanım, sizin isteğiniz nedir Mehmet Ali Bey'den? Benim isteğim yani hakkımı almak, tazminat davasını yani tazminat istiyorum. Nafaka istiyorum yani. Mehmet Ali yani Bey. Kendi resim, şeyin evimin resimleri de var yani. Bir dakika Arabi Mehmet Ali Bey, ne istiyorsunuz siz? Çocukları istiyorum ben de. Çocuklar hani senin değildi. Ve bir dakika. Çocukların velayeti sizin olmadığını iddia etmişsiniz. Çocukların velayeti ben de zaten. Çocuklarını da kabul etmiyor velayeti, yani. Nasıl istiyor yani. Kendi göz boyuyor burada anneye işte. Verdi. Çocuklar küçük. Kaç yaşında çocukların? 4 yaş, 6 yaş. Zaten 4 senedir ayrıyız. 4,5 yaşında işte. 6 aylıklı küçüğüm. Buyurun. Altınlarımı da istiyorum Zahide'nin. Babası yaptı bana 4 tane bilezik. Bir tanesini ben kendim aldım. 3 tanesini beraber gittik yatırdık şeyi bankaya. Kendi üstüne yatırdı yani. Peki buyurun. Mehmet Bey bir dakika Meryem. Buyurun. Biz kaçarak evlendik zaten. Bu evliliğe benim anam, babam, kardeşim her şey karşıydı zaten. Niye karşıydılar? Yok hiç. Umurlarında değil. Umurla Zahide Hanım bu. Hiç kim ailesinin onu? Umurunda bile değil bu adam yani, ya, hiçbir şey söylemiyor. Zahide Hanım, bu evliliğe karşı olan... Ben bunun iki tane kardeşini da gördüm, ana, bir de anne babasını dur bakayım, düğüne mi? Geldiler mi anneniz babanız? Ya ne düğün, düğün yapmadık ya. Ha siz kaçtınız, kaçtıktan sonra evet. Da bazen düğün oluyor aynen. Ya. Yok. Peki Zahide takı falan aynen. Takıldı mı aynen. Yine de? Takı falan babası var mı? Babası yaptı karşıydı. 4 tane bilezik işte, başka yok. Kız babası hiç madem kimse... Karşı çıksın, niye adam sana bilezik yani taksın? Yani karşı değildi zaten, yani kendisi söylüyor karşı. Hiç kimse bir şey yapmadı. Bir tane altın vardı, onu da verdi kız kardeşine. O şeyde 4 bir tane bileziğim vardı, 4 tane ona verdi. Etmiyor. Benim haberim yok. Hesabını sorunca benim altınım sana ne? Ya sana ne diye bir şey var mı? Bu altın ikimizin ya. Siz buraya gelin, bu işi sulhle çözelim.
Çünkü bu böyle, yok, siz böyle kavga ederek diyelim, olmaz. Tamam, devletin gelsin yüzü varsa var, gelsin Zayda. Var, kanunu var. Hayır, siz çocukları tamam. görmek istiyorsanız gelin, görmek istemiyorsanız siz bilirsiniz. Meryem, gösterir misin çocuklarını? Ya ben ona dediğim gibi yani arasan konuşsan görsen bilse babalarını, ben söyledim tabii zaten canım, ona. 6 yaşında 4 yaşında bu kız da diyor ki gelsin görsün. Siz neyin mahkeme kararını bekliyorsunuz? Eğer gerçekten içinizde bir baba sevgisi varsa ben size çocuklarınızı burada gösteririm diyorum. Gerisini siz bu yayını sonra izleyin. Tamam mı? İzleyin, ne konuştuğunuzu, ne söylediğimi tekrar dinleyin. Aldı götürdü benden. 3 yıldır ayrıyım çocuklarımdan. Çocuklarımı getir bana. Çocuklarımı göremiyorum diyerek programımıza başvurdu. Gamze yayınımız sonucu çocuklarına kavuştu. Zahide Yetiş Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Dün akşam sesler yükseldi. Eşi Ertuğrul Gamze'ye ne dedi? Zahide Hanım, yuvam yıkılıyor. Sizden bir isteğim olacak. Lütfen rica ediyorum. Evliliğim yıkılmak üzere. Ben çok kötüyüm. Birazdan Zahide Yetiş'le yeniden başlasak da. Diyor ki evin anahtarını kapattı, aldı, dışarıda kaldı. Buyurun hep beraber bakalım. İşte anahtarlar. Burası Filiz Hanım'ın yatak odası. Meşhur, televizyona çıkmayla olmuyor. Bak, köşelerine bakabilirsiniz, dolaplarına bakabilirsiniz. Burası da çocuklarımın yatak odası. Siz de görüyorsunuz, kamera da görüyor. Her şeyi görüyor. Burası lavabolarımın, tuvaletlerimin kullandığım hal. Burası banyo. Bak, değerliklerimin haline bakın. Bir payanın evi böyle mi, değil. Şunun haline bak. Şuna elim yapışıyor, bırakmıyor. Bu benim görevimse, ben yedirmiyorsam bu da onun görevidir. Bu da onları yapacak. Bir gün geldim, çocuğu sordum, yok, yatıyor dedi. İkinci gün geldim, sordum, yatıyor dedi. Üçüncü günü geldim, sordum, yatıyor. Bu ne biçim yatma dedim ve odamın kapısını kırdım. Kırdım, baktım, çocuk yok. Jandarmaya gittim, şeye gittim. Savcılığa gittim ve çocuğu en son gittim İzmir Ali Ağa'dan aldım. Perdeler yırtık. Dedim ki bir perde alalım dedim. Perdeler yırtık dedim o Coşkun Bey'e. Yok, almıyor, beni tanıyorum dedim. Perde alalım dedim. Gitti ablası, en sonunda ablası getirdi ki perde, onu taktırdı. Peki şimdi şöyle yapalım. Ülkünur muhabirimiz komşularla da konuştu. Onlar da sizin herhalde yaşadıklarınızı aşağı ama hayır, Zeyda Hanım, o konuştuğu komşular orta mahalledekilerse ben onu gibi görelim. Hepsinde karalı var dedi. De teyzem, bir teyzemin akrabası var. Mesela şey gibi duyalım bakalım ne söylemişler, bir duyalım, buyurun verelim. Eski ev sahibisin ya abla sen. Evet. Evi bırakıp gittiğinde ev nasıldı? Ev nasıl, eşyaları oradan aldı giderken ya yerden zor söktüler buzdolabını, çamaşır makinesini, eve gömüldü yani pisliğin için. Yani zorla nasıl aldı, içinden sizinler, kurtlar, her şeyi. Affedersin, ahır durmazdı buradan. Çıktığı zaman Hava abla oraya bir hafta temizlik yaptı onu. Ondan sonra aşağıyı da ben televizyonda gördüm o evinin öyle olduğunu. Bu konuşan hanımefendi şey, sizin eski ev sahibiniz. Eski ev sahibim bana çok etti yani. O da şeyin, Coşkun Bey'in eniştesinin dünürü. O da akraba. Öbürü de ama kardeşimin hala, kocasının halası. O ev sahibinin diyor ya, temizledim ettim, hep su basardı. 10 tane halım çürümüştür orada. 10 tane halın mı oldu? Yok yani 10 tane halım çürümüştür çürümüş orada. Yani. Siz buradan eşyalarınızı alıp mı gittiniz? Hayır. Yok. Buzdolabı falan kapıyı da yok. Attı, kapıyı attı. Buzdolabı mı? Biz buzdolabını nasıl taşıyalım nasıl abla? Nasıl taşıyalım buzdolabına? Buzdolabını alırken altı böcek doluydu dedi ya bu hanımefendi. Ev sahibiniz, eski ev sahibiniz. Ha, eski evi diyorsun. Dediği, aa, eski evi. Onu ben bilmiyorum. Sen ben o zaman yeni evini. O yok, öyle bir şey yoktu. Su basıyordu, hep dolaplarım hiç çürüdü. Eniştesinin dünürü bu ev sahibim. Beni kayıracak derler ya. Hep beni karalıyorlar. Seni kimse sevmiyor mu? Sevmiyorum. Orta mahallede eskisi herkes bana sevdi. Neden sevmiyorlardı seni? Böyle komşuluk yapmadın mı? Hiç gidip gelmedin mi? Babam annemi hiç dışarıya çıkartmadı.
Babam annemin dışarıya çıkmasını demem. Burada oturacaksın, burada temizliğini yapacaksın, oturacaksın. 7-24 dışarıya adımını atmayacaksın. Hapis. Yani Cemal Bey de öyle değil. Şimdiki bu evin orada komşularım öyle değil ama orta mahallede böyle şey diyorlar, iftira atıyorlar, şey diyorlar. Öyle yapıyorlar, onlar o. Bunlar eski komşularım, eski ev sahibim. Siz buradan niye taşındınız? Zayda Hanım hep yalan. Ev yaptık, taşındık oraya ama öyle bir şey yok. Gittik, bu dedi ki, bunun babası dedi ki, o baraka var ya, orada bir baraka var. Dedi ki, bunu dinleyene kadar dedi, çok özet ediyordu, gidelim o barakada yaşayalım dedi. Daha duvarlar bile kurumamıştı o zaman. 5 sene orada oturduk, sabahıya kadar kurduk. Ben babamı şikayet etmek istiyorum, ben babamı şikayet edeceğim. Yani beni dövdü, burun kemiğim eriyor, burun kemiğim erildi, kanama yapıyor, ağızdan kanama geliyor, fenalaşıyorum, elim ayağım titriyor, ben şikayetçi olacağım, ben onun gibi baba istemiyorum. Filiz Hanım ve Coşkun Bey'in oturduğu bir önceki mahalledeyiz. Hemen solumdaki evde yaklaşık 7-8 yıl boyunca ikamet ettikleri biliniyor ve bizler de buradaki komşulara da mikrofon uzatarak iddiaları aydınlattık. Coşkun bende 8-9 sene kaldı. Kaldı aynı Coşkun'un dediği gibi. Başka? Siz ev sahibi miydiniz? Ev sahibiyim. Gidiyordu giderken bak diyordu. Şu dolaba alırdı biraz çamur sürerdi ona. Ulan Coşkun bunu niye yaptın böyle? Akşama temiz göreceğim onu. Kaldı ki aynı. O zaman kızıyordu, dövüyordu karısını. Sen niye yapmıyorsun? Akşama kadar bu evde ne yapıyorsun? Cansu evden kaçıyor mu? Hep kaçıyor, öyle duyuyorum. Gözüm görmedi bak, ben hacı bir insanım. Duyuyorum. Yaşlı erkekler bile kandırıp getiriyormuş onu. Hümen Hanım, Cansu'yu nasıl gördünüz? Bir anlatır mısınız? Sabah 7 gibi işte işe giderken bu Ankara'ya giden otobanda yukarıya doğru ben aşağı o yukarıya doğru gelirken gördüm. Oradan ben geçtim hatta düşündüm kendimde nereye gidiyor bu saatte falan diye. 4.30 gibi falan çıktım başka bir yol üzerinde annesini o tarafa giderken gördüm. Durdum aldım arabaya sordum işte nereye gidiyorsun dedi ki Cansu dedi iş yerinde düşmüş kafasını yarmış hastaneye götüreceğim. Sonra ben dedim o saatte orada ne işi vardı? İşe gidiyordur. O saatte nerede çalışıyor? Onları cevap vermedi zaten. Vermek de istemedi. Ondan sonra inerken de bana dedi ki Coşkun'a bunları kesinlikle söyleme sakın dedi. Ben dedim niye söyleyeyim ki? Bana ne dedi? Ne yaparsanız yapın. Cansu'yu ben bu yolda sürekli görüyorum. Sürekli telefonla konuşuyor. Yani çok normal görmüyordum hareketlerini açıkçası. Dedim Filiz ne oldu? Oğlum dedi arabanın tekerinin altına koydu beni dedi. Sürdü beni dedi. Senin çocuğun gelmiş 20 yaşına. 24 senelik evlisin. Bu kadın madem öyle pisti de 24 sene niye çektin bu kadının kahrını kardeşim? O zaman boşayacaktın, onu bırakacaktın değil mi? Coşkun Bey gelip Filiz Hanım'ı sordu mu? Sizin yanınızda mı kalıyor merak ettiğim gibi bir tepkisi oldu mu? Hayır, hiç gelmedi, sormadı. Yalnız bir sefer fındık zamanıydı, şurada oturuyordum. Geldi, o da herhalde yevmiyeci bir şey arıyor herhalde. Dedi ki abla ne yapıyorsun dedi. Dedim bir şey yapmıyorum iyi oturuyoruz dedim. Ondan sonra buradan şuraya kadar gitti geri döndü. Abla dedi bizim o deliler dedi ne yapıyor dedi. Hangi deliler dedim bizim deliler dedi. Dedim ben ne bileyim ne yapıyor dedim. Niye burada kalmıyorlar mı? Dedim yok burada dedim birkaç gün kaldılar dedim. Ev tuttular dedim çekip gittiler dedim. Aman aman dedi benden uzak olsunlar dedi. Ben dedi daha ikisini de istemiyorum dedi. İkisini de dedi daha dedi görmek istemiyorum. Hatta en son kızının şu yanağında bir morluk gördüm. Kıpkırmızı bir morluk gördüm. O kadının da bu kollarında bu morluklarını gördüm. Allah var inkar etmesinler. O morlukları gördüm. Burayı da gördüm. Hatta sordum bile Filiz ne oldu? Dedi ki Coşkun dövdü dedi. Oğlum da dövüyordu beni dedi. Komşuların söylediği sizin gerçekten i̇şte çok çile çektiğiniz karalıyor. Ve şiddet gördüğünüz. Yani gördük. Olmayan bir şey ben yok diyemem. Bir ara abim burama benim yumruk attı böyle. Hani dedi ya gözüm burası moralmış diye. Orayı biz fotoğrafı aldık. Dedi ki bu ablanın kızı. Dedi ki Cansu dedi bu yanağın buraya ne oldu kızım dedi. Ben dedim ki abim dövdü dedim. Oranın fotoğrafını çekti. Sonra dedi ki kaybolmasaydı ben sana verirdim ama elimdeki de kaybolmuş dedi. Normal buram böyle mordu yani. Küçüklük arkadaşım vardı. 15 yaşında bana dedi ki bir ara onlara gittim dedi ki Cansu dedi abin seni dövüyor dedi baban şiddet uyguluyor dedi gel dedi senle ben dedi birlikte karakola gidelim dedi. Yazık o yaşta siz iki çocuk bu işten nasıl sıyrılabiliriz nasıl kurtarır şu an Cansu 17 yaşında. Hatta arkadaşım dedi ki ben sana telefon vereyim dedi sen baban seni döverken çek dedi polislere göster bakın beni babam dövüyor diye dedi.
Yayın ihbar kabul edildi. Dün Coşkun Bey'i aldılar, götürdüler. Neler yaşandı bir anlat bana. Zahide Hanım, bizler dün canlı yayınımızı yaparken hatırlarsınız ki mahalle muhtarına Filiz Hanım'ın giderek sosyal yardım istediğini söylemiştik. Öncelikle mahalle muhtarı ifadeye çağrıldı. Akabinde bizler haberimizi toplamaya devam ederken, çalışırken Coşkun Bey'in de ifadeye çağrıldığını öğrendik. İşte bu noktada da Coşkun Bey'in şiddet iddialarıyla beraber ifadesine başvuruldu. Ve burada en önemli detay elbette ki burada müşteki olarak Filiz Hanım ve Cansu görülüyor. Onların da ifadelerine başvurulacağını öğrendik. Kolluk kuvvetlerimiz ivedilikle harekete geçtiler ve bu noktada Filiz Hanım ve Cansu'yu da ifadeye bekliyorlar. Şimdi ne yaşadıysanız ayrıntılarıyla ifade vereceksiniz. Tamam. Ülkeye teslim ediyorum şimdi sizi ve sizi jandarmaya doğru gönderiyorum. Filiz Hanım, Filiz Hanım, siz evi terk etmeyin, evi o terk etsin. Uzaklaştırma kararı alın. Bakın o evde sizin de emeğiniz var. Şimdi o gelemesin eve. Siz de o evde yaşamaya devam edin bence kızınızla beraber. Teşekkür ediyorum. Buyurun lütfen. Cansu ve Filiz, arabamız bekliyor. Allah razı olsun. Sana sen, sağ olun. Bu taraftan gelin. Buyurun. Can ve Ülker teyze neden yeniden başlamak istiyor? Kardeşim bizden tarım sigortası yaptıracağım diye geldi, noterden bizden süresiz vekalet aldı. Süresiz olduğu için vekaleti iptal etmiş. Bizim yerleri vermiyor. Gelip demesi lazımdı kardeşim, emekli oldum, alın şimdi malınızı vereyim demesi lazımdı, vermedi. İddiaların odağındaki kardeş ne cevap verecek? Kardeşim 20 yıldır görüşmüyordum. Kalp ameliyatı olacak, sonuçta kanım canım. Gideyim göreyim dedim. Gittim, orada da iftira attılar. Olayları yaşadım, evime geri döndüm. Aynı gece evime geri döndüm. 63 yaşındaki Heyecan ve 70 yaşındaki Ülker teyze hakkını arıyor. Vallahi Zahide Hanım, bana yardım edin. Onun için buradayım. Benim bu miras davası çözülsün. 20 sene de alamıyoruz. Dalga geçiyor. 63 yaşında kadın, 70 yaşında kadın, böyle bir şey olur mu ya? Birazdan Zahide Yetiş'le yeniden başlasak da. Şimdi size özlediğiniz birisini davet edeceğim. Muhtemelen bak, benimkiler hemen gördüler, bak bak. Kim geliyor? İmparator. İmparator geliyor efendim, buyurun. Alkış, alkış, alkış. Alkış, alkış. Merhabalar, merhabalar. Bir şarkıyla beraber söyleyeceğiz. Eller bize gitti, vay deli gidaca. Eller bize gitti, vay deli gidaca. Şimdi kelebet kızdı, vay kelem kaça. Bir dilim, iki dilim, üç dilim elma. Gel otur yanıma, almazsan alma. Bir dilim, iki dilim, üç dilim elma. Gel otur yanıma, almazsan alma. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir insana hayallerini yaşatabilmek bile ne kadar güzel. Şu alkışlarınız o kadar kıymetli ki bizim için. Şimdi benim istediğim oldu. Tabii bu birleşme tabii Allah'ın sayesinde. Neler yaşadınız siz şimdi programdan sonra? Bu saatten sonra birbirimize yarayacağız. Bak bu saatten sonra sizin birbirinizden daha gayrısının faydası yok. Kimse yok. Bu bir yola girmişsiniz, güzel. Bunu halletmişiz, çok mutlu olduk biz de ekip olarak. Peki şimdi benden ne istiyorsunuz? Şimdi siz bana bir söz verdiniz, dedin ki imparatorun dönüşü olsun. Allah'ın sayesinde sizin sayenizle. Nasıl dönsün bu imparator? Ben 50 sene İzmir'deyim, hep Çukur'da kaldım. Çünkü İzmir tamam, herkes beni tanıyor. Herkes beni biliyor, ne olduğumu, nasıl bir sanatçı olduğumu. Ama bir yere kadar. Ama sizin sayenizle buraya geldim. Şöhret yolunu açmamı mı istiyorsunuz? Vay sen ağzın var ya. Allah ne muradıma seversin be Zahide Hanım. Ne kadar güzel konuşuyor değil mi? Ne kadar güzel. Şöhret yolu kolay açılmaz. O zaman bir parça daha. Tabii. Hadi bakalım. Kara üzüm habersi, le 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 canım. Gönlümü sevmez herkesin, esmersen güzelsin. Olursa o kız olsun, le 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 canım. Diyarbakır o vardası, esmerler güzelim. İbrahim, zor zamanlar yaşadın, burada da zor, evet. Zor, çok zor dakikalar çok yaşadın. Çok zor dönemden geçtik abla. Ama birebir her şey gözünün önüne serildi. Evet, hiçbir gerçek gizli kalmadı. Çünkü İbrahim bazı şeyleri ispatlamak için aslında bize geldi. 20 yaşında eşi
ama onun yaptıklarını tam olarak ispatlayamadığı için boşanma dilekçesi eksik kalıyordu hep. Evet. Evet. Oysa şimdi itiraf ettiği için gittiği kişi, otele evet. girdiği kişi Rahman Bey artık elinde deliller, belgeler var. Programımızda delil ve ihbar kabul edilebiliyor. Aynen öyle abla. O yüzden İbrahim buradan çok güçlü gidiyorsun artık. Aynen. Bu dosyada avukatımız sana her şeyi hazırladı, verdi. Bu dosyayla başvurunu yapabilirsin ve yeniden hayatına başlayabilirsin. Evet, İbrahim. Buradan herkese sesleniyorum. Siz de eğer hayata yeniden başlamak istiyorsanız Zahide ablamın programına çıkın gelin ve hiç çekinmeyin. Burada bütün gerçekler ortaya çıkıyor. İbrahim yolun açık olsun. Allah razı olsun. Teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Arzu Hanım merhabalar. Merhabalar. Sizi kim dolandırdı, nasıl dolandırdı? Zahide Hanım şöyle ben birebir bu inşaatta muhatap olmadım. Eski eşinizle eski eşim muhatap oldu. Biriktirdiğiniz evet. parayı ya da siz kendi paranızı mı verdiniz? Evet, kendi paramı verdim. Ne kadar para verdiniz? Aracım vardı. Bugünkü değeri 1 milyon 200 gibi. Ben arabamı satıp verdim. O dönemde eşimin biraz sıkıntıları vardı eski eşim. Eski eşiniz de koydum bir para. Eski eşim de çek verdi. O çek verdi, siz para verdiniz. Ben de evet o dönem arabadan kalan işte toparladık dolardır vesairedir. Eski eşimin Kırklareli'nde arsaları vardı. Kendine ait arsaları vardı. Orada işte 3-4 tane ev yapacaktı. Ha. İki tanesini satacaktı. Biri benim, biri de kendisinin. Peki siz bir müteahhitle mi anlaştınız? Benim o süreçte Zahide Hanımcığım hiçbir şeyim yok. Yani yapılan sözleşmeden işte o eşimle onun arasındaki görüşmelerden. Müteahhiti kim buldu? Eski eşim buldu. Eski eşiniz buldu. Evet. Müteahhit evet. nerede peki? Çorum'da. Siz müteahhitle tanıştınız mı? O esnada tanışmadım. Peki. Eski şey eşinize yaparız. Bıraktınız, güvendiniz. O evet. Çorum'dan bir müteahhit buldu. Evet. Kırklareli'deki arsasına 4 tane ev yaptırmak aynen. için. Aynen, evet. Sizden aldığı parayla sizin evinizi yapacak. Kendi çekiyle diğer 3 evi yapacak. Bir miktar daha kalacakmış. Onu da daha sonra mı ödeyecekti? Tam olarak Zahide Hanımcığım rakamı bilmiyorum. Ama bildiğim kadarıyla herhalde 500-600 bin liraya bir bungalov evi yapacağını yapıyorlar. Söylemiş. Bu işe başka para yatıranlar var mı? Evet. Evet. Kimler vardı? Şimdi burada yayında olan arkadaşımız var Cemal Bey. Onu da alalım. Cemal evet. Bey'i de alalım. Cemal Bey var. Mikrofonu var mı Cemal Bey'in? Birlikte geldik. Cemal Bey siz bu işe ne kadar para yatırdınız? Ya ben 112,5 milyar yatırdım geçen sene 8. ayda. Geçen sene. Bir sene 3 ay oldu şu an. Size de bungalov ev yapılacağı tabii mı söylendi? Tabii ben bangır bangır sayfaları var herkesle görüşüyorum. Aynen. Adamın üçkağıtçı olduğunu da tahmin edemedim çünkü her aradığında çıkıyor şu an bile çıkıyor. Şu anda da çıkıyor. Çıkıyor şu biz anda. Biz takipçisi olacağız hiç merak etmeyin. Şu anda çıkıyor adresi hiç değişmiyor. Yani hatta ben dedim ki benim paramı yiyorsan bir bardak su gönder üzerine içeyim. Dolandırıyor. Yani olur mu öyle şey biz kimsenin bir kuruşunu yemeyiz diyor. Adı geçen müteahhit Osman Bey'e ulaştık şu anda telefonumuzda. Osman Bey merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim kolay siz gelsin. Teşekkür ediyorum. Arzu Hanım ve Cemal Bey tanıyor musunuz? Evet tanıyorum efendim. Tanıyorsunuz. Nereden tanıyorsunuz efendim? Ben Arzu Hanım'ı tanımıyorum. Aslında da hiç görüşmedik. Gıyabında eski eşiyle ben, görüşmüş olabilir misiniz? Evet. Haydar abiyle. Şimdi biz firmasıyız Çorum'da efendim. Cemal Bey'den biz iş aldık. 112-113 bin lirada tam sözleşmede var bilmiyorum. O civarında parayı aldınız mı? Parayı aldınız aldık mı? Efendim. Aldınız. Evet evet aldık. Peki. Tabii ki. Şu anda ev yapıldı mı? Ev yapamadık efendim. Neden yapamadınız? Şimdi biz biraz sıkıntılı gidiyorduk. Biraz pandemiden dolayı toparlanmaya çalıştık. Biraz epey bir zaman boş yaptık. Ondan sonra şimdi Cemal Bey'in oraya başlayacaktık. Bugün yarın, bugün yarın derken bizden dolayı başlayamadık. Peki Arzu Hanım'ın evini yaptınız mı? Peki onu söyleyeyim efendim. Arzu Hanım'ın oraya ben ustalarımı gönderdim. Bize çekleri verdiler. 1,5 milyonluk falan bir çekler verdiler. Ondan sonra biz Hasan Usta diye birini gönderdim. Yanına da elemanları aldı, arabayla gittiler, altına arabayı verdim. Orada 2 gün kaldılar. Temel atacaklarıydı. Ondan sonra ben işi yaptırmıyorum dedi. Siz bizi dolandırıyorsunuz, çarpıyorsunuz diye bu arkadaşlar işi yaptırmadı. Bunu söyleyen şimdi kim? Burada da bunu söyleyen kim? Arzu Hanım söylemiş. Peki parayı geri verdiniz mi kendilerine? Çekler şu an benim elimde. Size de atabilirim fotoğraf olarak. Çekip atabilirim. Yok.
Şimdi bize bu çekleri verdi. 2019'da bu çekler kapanmış efendim. Kapanmış şirket dediğiniz? Olarak kapanmış. Ha, çekin yani karşılığı mı yok? Evet evet, 2019'da bu çek banka kapatmış. Sorabilirler de bankaya. 2019'da 1,5 milyonluk 500 çek kesti. Ben hatta Cemal Bey'e de attım. Cemal Bey'in kendisinde var. 3 tane çek yaptım sıralamaya. Biz bu çekleri kullanamadık. Ondan sonra biz kendi bütçemizde yapmaya çalıştık. Ondan sonra Haydar abi dedim, ben biraz dedim bir arabam neyi var, hem borç edeceğim hem de dedim kereste neyi alacağım dedim. Ondan sonra ben sana dedi dolar vereyim dedi ama borç olarak veriyorum dedi. Hatta dekontta da borç. Bir dakika, şunu efendim anlamadım. Siz başkasının arsasına kendi paranızla mı yatırım yapıp bir şeyler yapmaya çalıştınız? Tam da böyle efendim, heyecanlı yerinde kesmek zorundayım. Osman Bey, sizi ben buraya bekliyorum. Burada anlatın. Güzel de anlatıyorsunuz. Konuşacağız. Burada yüzleşin. Daha da pratik olur. Efendim, gözünüze yaş, ayağınıza taş değmesin. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk nasip etsin. Bugün çok heyecanlıyım. Çünkü oğlum burada. Reji de şu anda beni izliyor. Bir programı açayım dedim. Ondan sonra onu yavaş yavaş götüreceğiz. Çünkü konuşacaklarımız çok önemli. Ve henüz onun yaşına uygun değil gibi. Allah'ım inşallah evlatlarımızdan güldürsün. Hepinizin öyle. Hepimizin öyle inşallah. İnşallah. Şimdi hoş geldiniz Cansu, hoş geldiniz Filiz. Dün bizim için de çok heyecanlıydı. Sizin evet için de öyle galiba. Baktım bugün bir tık yüzünüz gülüyor. Evet. Sizin sayenizde, ekibinizden, sizin sayenizde. İnşallah Filiz'ciğim, inşallah. Ben her zaman şükürler olsun şu programa. Gerçekten hani biz yeniden başlayalım diye başladık programa ve çok insanın yeniden başlamasına katkı sağlıyoruz. O yüzden Rabbime şükürler olsun Allah'ım. Bakın dün neler yaşandı. Bir izleyelim. Anne kız, dün programımız ihbar kabul edildi. Ve bu ihbar sayesinde önce babaları gitti, sonra Filiz ve Cansu. Peki nereye gittiler? Buyurun dün yaşananlar. Yeğenlerim de attı beni sokağa. Beni istemiyor, onu istemiyor. Filiz, kendisine ve kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği Coşkun'dan boşanmak için programımıza başvurdu. Bu beni ikinci koğuşu. İlk koğuşu hani beni demiştim, karıştırdım biraz. Yeğenlerimle attı. İlk attığında yeğenlerimle attı beni sokağa. Götürdükten sonra da şiddeti daha arttırdı. Herkes bizim bu evi tutuyor. Beni istemiyor. O da istemiyor beni. Ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Ben sadece kendim hayat kurmak istiyorum. Anneme ben başka bir şey istemiyorum. İnşallah Cansu. Zaten sen ayakta duracaksın. Şiddete tanık olan komşular konuştu. Allah Coşkun, bunu niye yaptın böyle? Akşama temiz göreceğim onu. Kaldı ki aynı. O zaman kızıyordu, dövüyordu karısını. Bu kadın madem öyle pisti de 24 sene niye çektin bu kadının kahrını kardeşim? Hatta en son kızının şu yanağında bir morluk gördüm. Kıpkırmızı bir morluk gördüm. O kadının da bu kollarında bu morluklarını gördüm. Allah var, inkar etmesinler. O morlukları gördüm. Burayı da gördüm. Hatta sordum bile, Filiz ne oldu? Dedi ki Coşkun dövdü dedi. Oğlum da dövüyordu beni dedi. Yayınımız ihbar kabul edildi. Bir gün geldim, çocuğu sordum, yok. Yatıyor dedi. İkinci gün geldim, sordum, yatıyor dedi. Üçüncü günü geldim, sordum, yatıyor. Bu ne biçim yatma dedim ve odamın kapısını kırdım. Kırdım, baktım, çocuk yok. Jandarmaya gittim, Şii'ye gittim. Yayın ihbar kabul edildi. Dün Coşkun Bey'i aldılar, götürdüler. Neler yaşandı bir anlat bana. Bizler haberimizi toplamaya devam ederken, çalışırken Coşkun Bey'in de ifadeye çağrıldığını öğrendik. İşte bu noktada da Coşkun Bey'in şiddet iddialarıyla beraber ifadesine başvuruldu. Ve burada en önemli detay elbette ki burada müşteki olarak Filiz Hanım ve Cansu görülüyor. Onların da ifadelerine başvurulacağını öğrendik. Kolluk kuvvetlerimiz ivedilikle harekete geçtiler ve bu noktada Filiz Hanım ve Cansu'yu da ifadeye bekliyorlar. Şimdi ne yaşadıysanız ayrıntılarıyla
ifade vereceksiniz. Ülkeye teslim ediyorum şimdi sizi ve sizi jandarmaya doğru şimdi gönderiyorum. Bir de, Filiz Hanım, siz evi terk etmeyin, evi o terk etsin. Uzaklaştırma kararı alın. Bakın o evde sizin de emeğiniz var. Şimdi o gelemesin eve. Siz de o evde yaşamaya devam edin bence kızınızla beraber. Teşekkür ediyorum. Buyurun lütfen. Cansu ve Filiz arabamız bekliyor. Allah razı olsun. Sana sen, sağ ol. Bu taraftan geldim. Cansu bugün hep gülümsüyorsun. Ha? Evet, mutlu olduğum için. İnşallah ayrılırsa okuluma da devam edebilirsem daha mutlu olacağım. Cansu nasıl bir hayalin var? Ya benim hayalim ben eskiden küçükken hep hemşire olmak isterdim. Ama sonradan bu el titremem olduğunu düşündüm. Sonra çocuklara böyle hani babadan sevgi görmediğim için çocuklara daha bir ilgi duymaya başladım. Çocuklara ilgi duyunca kız meslek lisesine gittim. Çocuk gelişimi okudum. İlk 10. sınıfta bizim yan tarafımızda ana sınıfımız var. Orada staj gibi bir şey yaptım. Ana sınıfında staj yaptım. Sonra anaokulu öğretmeni olmak istedim. 12. sınıfta da tekrar staj yaptım ama isteğim anaokulu öğretmeni olmak. İnşallah Cansu, aslında bitirmen az kalmış. Hani çok inşallah, az kaldı. Evet, bitirebilirsin ve inşallah anaokulu öğretmeni olursun. Bak, bu köy yerlerinde daha da çok ihtiyaç duyuyor çocuklar. Üstelik belki de sevgi görmeyen çocukların sevgi verme ihtimali daha yüksektir. Daha yüksek olabilir mi? Gerçekten öyle. Çocukluk döneminde anneden babadan yeteri kadar sevgi alamayan çocuklar. Çoğu psikoloğun da aslında sorduğumuz zaman geçmiş yaşam öyküsünde hani psikoloji okuyan insanların aynı şekilde olabiliyor. Cansu'da da. İnşallah o alamadığı sevgiyi çocuklara vererek törpüleyecek ve düzeltecek. Ben inanıyorum. İnşallah. Filiz, efendim? Sen buradan hatta gördüm en son arabaya koştura koştura gidiyordun. Ne yaptın? Çantanı mı unuttuydun? Çantamı unuttum. Daha yenemez diye. Nasıl koşturuyordu ama? Gıcıktı mı? Peki orada neler yaşandı size soracağım ama önce programdan çıktıktan sonra neler oldu? Tabii ki ekibimiz yanlarındaydı. Evet, buyurun Allah izleyelim Allah önce. Allah razı olsun. Yalan Barış mı yastırdın? Çocuğumu gittim, İzmir'den aldım. İstemiyorum, ben istemiyorum. Kolluk kuvvetlerimiz ivedilikle harekete geçtiler ve bu noktada Filiz Hanım ve Cansu'yu da ifadeye bekliyorlar. Bu taraftan, bu tarafta arabamız. Zahide Yetiş ekibi Filiz ve Cansu'nun ifadesi için yola çıktı. İhbar kabul edilen yayınımızda müşteki sıfatıyla şu anda anne kız ifade vermeye gidiyorlar. Biz asla yalnız değiliz hanımlar, beyler. Kimin ihtiyacı varsa devletimiz her zaman yanımızda, hiç merak etmeyin. Zahide Yetiş'te yeniden başlasak ekibi olarak bir kez daha Sakarya'dayız. Akyazı Jandarma Komutanlığı'nın hemen önündeyiz ancak bu sefer yanımızda Filiz Hanım ve Cansu da var. Kendileri birazdan müşteki olarak içeriye girecekler ve ifadelerini verecekler. Yıllardır şiddet, babamdan gördüğüm şiddetten artık bıktım, artık içeriye gireceğim, babamdan ve abimden şikayetçi olacağım. Ben artık gece yastığa başımı koyarken artık ağlamak istemiyorum, kafamın rahat olmasını istiyorum ve bu evlilikten kurtulmak istiyorum, artık rahat etmek istiyorum. Kızımla yeni bir hayata başlamak istiyorum. Zayda Hanım'ın dediği gibi yeni bir hayat. Filiz ve Cansu ifadelerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Filiz Hanım ve Cansu'nun Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadeleri yaklaşık 3 saat sürdü ve sonrasında yine kolluk kuvvetlerimiz tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne getirildiler ve bu noktada da Filiz Hanım ve Cansu gerekli sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra kendilerine darp raporu verildi. Evet.
Efendim önce çok teşekkür ediyorum Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Sakarya Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı'na. Sağ olsunlar. Yayınımızı ihbar kabul ettiler ve yayınımız çok izleniyor. Herkes tarafından izleniyor. Böyle olunca biz de özellikle jandarmada mağdur olan kişilere ulaşma konusunda çok destek alıyoruz. Sağ olsunlar hepsi. Cansu ve Filiz, neler yaşadınız dün? Dün geceye kadar ya gece yarılarına evet, kadar dışarıdaydınız. Evet 12'de geldik otele. Ama gayet hiç yorgun görünmüyorsunuz Filiz tabii. Filiz Hanım'ın ilk defa yüzü gülüyor Zayda Hanım. İlk defa böyle görüyorum aynen. Kendisini. Şey ilk önce annemin ifadesini aldılar. Sonra sosyal hizmetlerden benle konuştular. Sosyal hizmetler de oradaydı. Aha. Ondan sonra bir tane avukat geldi. Hani hı. Benim şikayetçi olmam için avukat olması gerekiyormuş yanımda. Hı hı. O geldi durumu anlattı. Sen 17 yaşında olduğun evet, için. Evet ufak olduğu için. Ondan sonra ona da durumu anlattım. İçeriye girdim. Aynı babamdan şiddet gördüğümü, abimin parmaklarımı kırdığını, babamın bana vurduğunu her şeyi sıra sıra anlattım. Avukat da en sonunda dedi ki cezalandırılmalarını istiyoruz dedi. O ile kapattık imzaları attım. Peki Filiz sana giderken bizim avukatımız bir şey söylemişti. Oradaki ev, gerçi o ev de kimin üstüne bilmiyoruz şimdi. Ya, o ya, ev sizin oturduğunuz. Dedim onu da satılmış. Dedim. Ev satılmış. Artık evle ilgili dedim. Bir şeyiniz yok ama yani fark öyle etmez. Mi? Evde şu anda ikamet durumunda oldukları için evin hukuki konumu sonraki iş. Onu da yani, ama onu da babam hani ikisi kirayı ödemezlerse nasıl oturacaklar? Orası aile konutu. Orası aile emekli konutu. Emekli olacak ya babam. Orada birinci derecede sizin oturma hakkınız var. Kirasını gerekirse birisi mal sahibi olduğunu iddia eden birisi varsa en fazla sizden kira isteyebilir. Biz mal sahibini hiç görmedik. Doğru yani zaten öyle bir şey danışıklı işlemdir muhtemelen. Onlar da sonra çözüme kavuşturulur. Zayda Hanım. Arabayı geçen ilk atışında arabayı yaptı aynı. Ben istedim arabayı neydi? Arabayı gitti bir hacizinin üstüne yaptı. Bizim orada bir komşu var haciz. Onun üstüne yaptı. Sonra dönünce o haciz parasını ödedi. Oğlunun üstüne yaptı. Sonra bana izzetlere başladı. Dedi ki hep senin yüzünden dedi. Arabam gidiyordu az daha dedi. İneklerim gitti dedi. Senin yüzünden dedi. İşte. Niye senin yüzünden gidiyor ben peki? Ben gittim ya ilk atışında. Asubay i̇lk atışı evden sizi gönderişi. Ha, oradaki asubay da bayan asubay tanıdı beni. Atışı dedi ilk bayan gelmişti dedi bu ilk atında. Kardeşimle kalıyorum diye söylemişti dedi. Bu ikinci atışı dedi. Evden. Hatırladı beni bayan asubay. Yardımcı oldu sana. Evet. Sağ olsun. Sağ ol. Evet, adını hatırlıyor musun? Adını bilmiyorum da hatırladım ben seni de. İzliyorum ben seni de. Peki biz yine de selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Evet. Ayağına taş gözüne yaş değmesin. Amin. Sağ olsun. Evet. Hani kadının halinden kadın anlar diyeceğim evet. Beylerin de anlaması gerekiyor. Yani her zaman kadın mağdur mu değil. Bazen erkekler de mağdur. Ama şimdi yani anne kız çıkmışlar yollara. Hani nereye gidecekleri ne yapacakları belli değil. Hani erkeklik varsa erkeklik burada belli olur. Eğer bir evden birisi gidecekse bunun erkek olması daha uygun değil midir? Bence öyledir. Şimdi bizim gece biz nerede yatacağız? Sokaklarda mı kalalım? Başımıza bin bir türlü iş gelse ne olacak? Hani namusunuzduk? Olmaz. O yüzden peki bu arada yani durum bir hayli zor burada. Söylemek istediğin bir şey var mı bundan sonrası için? Cansu'nun bundan sonraki ilişkilerinde illa ikili ilişkiler değil, karşı cins çünkü değil. Çünkü evden kaçıyor evet, Cansu. Evet, ikili ilişkiler değil Cansu. İyi bir arkadaşlık, iyi bir dostane bir arkadaşlık Cansu'yu iyileştirecek. Bir de ben sana moral olsun diye değil ama bir şey söyleyeceğim. Bu kadar kargaşanın içinde, bu kadar zorlukların, bu kadar sevgisiz büyümenin içinde, şimdi senin %30-40-50 bir engelin var ya, hiç engelin olmasaydı bile bu kadar sağ salim çıkamazdın. Cansu sen çok güçlü birisisin biliyor maşallah. Musun? Gerçekten çok güçlü birisisin. Sağlam bir psikolojiye sahip olan insan bile bu şiddete, bu sevgisizliğe, babasızlığa, belki evsizliğe, o koşullarda yaşamaya inan perişan olurdu. Sen hala güçlü bir şekilde hem anneni savunuyorsun, çok güzel ifade ediyorsun kendini, hem de kendini savunuyorsun ve ifade ediyorsun. Ki, bundan aynen. Sonra çok daha iyi olacak kurduğun İnşallah. İlişkilerle, işinle, eğitimin İnşallah. Bitince, kendine daha da güvenin geldiğinde. İnşallah zaten öyle. Ben diyorum ya vallahi bu üçgende anne baba Cansu, abi tanımadım ama en akıllı yine Cansu. Bir de bu kızın %50 raporu abi, var ya. Abi kaçıyor, abi konuşmak abi, istemiyor, telefonları kapatıyor. Sen abiden... Peki biz de bu arada abine telefonla ulaşmaya çalışıyoruz. Açmıyor. Aslında ona da soracak şeylerim var.
Abinin adı neydi? Mustafa. Mustafa. Bak burada söylenenleri biz duyduk ama sen konuşmadın. O yüzden lütfen Mustafa, babanı da anneni de Cansu kadar tanıyan sensin. Bütün bunlara şahitlik eden de sensin. Lütfen sana ulaşmaya çalışıyoruz. Daha önce ulaştık aslında. Ama şimdi telefonu açarsan, bak burada annem var. Seni dünyaya getiren kadın var. Yani biraz inancın varsa cennetin kapılarının o burada olduğunu bil. Filiz Hanım'ın ayakları altında. Biz böyle inanırız. Böyle görürüz. Cansu senin kardeşin, canın, kanın. Yok ikinizden başka aslında bu dünyada bu kadar yakın başka birisi. O yüzden lütfen abilik yapacaksan programı ara, Cansu'ya sahip çık, annene sahip çık. Senden beklediğim bu, kardeş olarak. Peki Cansu, en kötü hatıran ne o evde? O evde mi? Hani en kötü, en fazla şiddet. Hani sevgisizlik. Bu aklına geliyor hep. Evet. Ben mesela arkadaşlarım babasını görünce üzülürüm. Mesela onlar ona sarılır. Gel kızımlar, ben bunları görünce üzülürüm. Ne isterdin? Onları görünce ne istiyorsun? Böyle babası almaya geliyor, sarılıyor ona, beraber gidiyorlar, sohbet edebiliyorlar. Aha. Yani benle de babam ilişki kurabilseydi keşke, o da bana sarılabilseydi. Beni hiç sarılmadı mı sana? Hayır. Hiç hayatınız boyunca hiç şöyle bir sarılmadınız mı? Hayır, dip dipe bile gelmiyorum. Bayramda, seyranda falan elini öper miydin? Elini öperim. Sadece bayramlarda bir gel kızım der, sarılır. Oysa normalde yok. Bayramdan bayrama. Zaten konuşmadı. Akşamları geçer telefonunu alır. Halamı arar, yengemi arar, onu arar, bunu arar. Onlarla konuşur. Ondan sonra zaten... Sizinle hiç iletişimi yok. Yok, benle... Sen hatırlıyor musun dünden o kaldı? Buzdolabına gelip çamur sürüp... Bu çamuru temizleyeceksin akşama kadar değişini, sen hatırlıyor musun? O ufaktı. Çok küçüktün daha sen. Daha ufaktı. Ben onu, o evdeki şeyleri bilmiyorum. Onda abim varmış herhalde. Peki aklına hep darp edilişim mi geliyor? Evet. Küçücük bir kalp, küçücük bir çocuk. Bak kocaman genç kız oluyor hızla. Ve ihtiyacı olan tek şey sevgi aslında. Aynen öyle yani. Evet. Birinci sınıfta öğretmenin bacağına sarılırmış. Öğretmen diyor, benim bacağıma sarılıyor. Ben de dedim ki baba sevgisi görmüyor dedim. Baba sevgiler benim, mi? Benim ilkokulda tek babam İlkokulda İbrahim Hoca'ydı. İlkokul öğretmenim. İlkokul öğretmenim. Evet, beni çok seviyordu. Bacağıma sarılıyor. Hala ben orada staj yaparken bana hep sorar. Cansu nasılsın kızım, iyi misin? Nasılsın, ne yaparsın? Ben hep ona giderim böyle bayramlarda. Hala bak bravo. Ayşe'nin rahmetli oldu Hatice Üstündağ. Bak insan ilkokul öğretmenini unutmuyor. Ya, evet. Yattığı yerler nur olsun. Şu an hala eğitmenliğe devam ediyor mu? Evet. İbrahim Hoca. Olduğum okul. Hangi okul? Nerede? Kuzuluk'ta. Sakarya'da. Sakarya'da. Mehmet öğretmenimiz Mehmet. Hayır o okulun adı İbrahim. İbrahim öğretmen. Soyadı ne? Soyadını bilmiyorum. Kahraman. İbrahim öğretmen. Sizin ve sizin gibi öğretmenlerin ellerinden öpüyoruz. Kız erkek yaş da fark etmez. Benden küçük de olabilir. Yine de ellerinden öperim. Çünkü çocukların hayatını öğretmenler çok değiştiriyor. Mesela ben ana sınıf öğretmenimi de tanırım. Ana sınıf öğretmenim de beni. Peki Cansu, senden bir şey rica edeceğim. Şimdi hep burada evden kaçmaların konuştu. Onu daha konuşamadık. Tamam. O kaçmalarında sen nereye gidiyordun? Kimlerle gidiyordun? Allah yani korumuş seni de başına bir şey gelmemiş. Tamam hani diyor ya dört kere kalpte. Hatta bir tane bayan diyor ki gece Ankara yolunda görüyorum. Hı. O gün ben bir arkadaşımla, bizim orada tabiat park var. Hani aileler piknik yapar ya. Hı. Ben oraya arkadaşımla gittim. Hani arkadaşım dedi ki sana moral olsun dedi. Kız arkadaşım, erkek arkadaşım, yani, kız arkadaşım. Yine çocukluk arkadaşım, moral olsun dedi. Hı. Gidelim dedi, top falan oynarız dedi. Hı. Neşemiz yerine gelir dedi. Hani dedi. Sen de hatırlamazsın dedi. O gün ben orada bir düşme vakası yaşadım. Abisi o gün göndermek istemedi. Bu da gidiyor pencereden, mutfağın penceresinden atlıyor. Düşme ayağını vakası bırakıyor, yaşadım. Şeydi. Ondan sonra arıyor orada... Arıyor diye çağırıyorlar beni. Orada arada. Şey ayağım işte ağrımaya başlıyor, basamamaya başlıyorum. Bu sefer annemi çağırıyorum. Bu kadın tam annem benim yanıma giderken, yürürken görüyor. Sen düştün diye annenin yanına geliyor. Evet. He. Ben dedim ona tam parka gidiyoruz dedim. Tam... Yürürken Ankara yolunda değil ama. Ankara yolu yok. Kadın yürürken annem diyor ki kadına. Cansu diyor tabiat parkta arkadaşınlaydı diyor. Ben diyor gidiyorum şimdi orada diyor düşmüş diyor. Ayağına bir şey olmuş diyor. Gideceğim hastaneye götüreceğim onu diyor. Ha. Bunu sen Ankara yolunda kaçıyorsun diye mi algılıyorlar? Evet onu kaçıyor zannediyorlar. Hani kadın diyor ki burada çok telefonla konuşuyor diyor. Benim orada
şu an yaşta yaşadığım yok yani. Ben hep öbür evde... Peki ama bu kaçışlarını ve kaçışlarının sebeplerini tek tek konuşacağız. Ama en azından bir yol aldık sizinle. Güzel de bir yol aldık. Bundan sonrası daha da iyi gelir inşallah. Evet. İlk defa da bugün yüzünüzü bir parça tebessümlü gördüm. Evet, devamı gelsin inşallah. Peki. Allah razı olsun. Senden de razı olsun Filiz'ciğim. Şimdi Meryem Hanım geliyor efendim. Teşekkürler. Sağ ol bir tanem. Meryem, eşi Mehmet Ali'nin çocuklarının rızkını aldığını söyleyerek programımıza başvurdu. 4 yıl oldu, 4 yıl oldu. Ben çocuklarımı hiç aramadı, sormadı, görmek istemez. Peki Meryem Hanım, sizin isteğiniz nedir Mehmet Ali Bey'den? Benim isteğim yani hakkımı almak, tazminat davasını yani tazminat istiyorum. Nafaka istiyorum yani kim yani çocuklar kabul etmiyor zaten, onu da söyleyeyim Zahide Hanım. Başkasından peydahlamışsın deyip duruyordu bana sürekli. Mehmet Ali canlı yayında konuştu. Neden babalık testi istiyor? Peki Meryem Hanım'ın herhangi bir yalanını yakaladınız mı Mehmet Bey? Uygunsuz görüntüler telefonundaydı. Onları zaten mahkemeye sundum. Bir başkasının uygunsuz görüntüleri mi? Sizin uygunsuz kendi görüntüleriniz kendi özel resimlerimi çıkardı onun yaydı. Uygunsuz, evet. Onun benim değil. Bir dakika, senin eski resmi olmayan birlikteliğinden benim telefonumda çekilmiş normalde, fotoğrafların mı vardı? Normalde yoktu yani. Bu bilgisayara bağlak nasıl olursa çıktılar, çıktı tabii yani. Tabii bilgisayara. Sen sildik dedi o resimleri. Ben sildim dedi bana. Benim sonradan çıkardım mahkeme falan olayı bunlar. Olunca çıkardı yaydı ki beni aldatıyor diye. Aldatmadığında ne belli? Meryem'in dört bileziğini Mehmet Ali aldı mı? Kim doğru söylüyor? Takı falan var mı? Babası yaptı dört tane bilezik işte. Başka yok. Altınlarımı da istiyorum Zahide'nin. Babası yaptı bana dört tane bilezik. Bir tanesini ben kendim aldım. Üç tanesini beraber gittik yatırdık şeye bankaya. Kendi üstüne yatırdı yani. Biz kaçarak evlendik zaten. Bu evliliğe benim anam, babam, kardeşim her şey karşıydı zaten. Babası madem karşı çıksın niye adam sana bilezik taksın? Yani karşı değildi zaten. Kendisi söylüyor karşı. Hiç kimse bir şey yapmadı. Hesabını sorunca... Benim altınım, sana ne? Ya sana ne diye bir şey var mı? Bu altın ikimizin ya. Meryem, burada üç olay var. Üçüncüsü bence en önemlisi. Birincisi bu çekilen görüntüler. Meryem Hanım'ın daha önce resmi olmayan birlikteliğinden olan kişiyle görüntüleri varmış ekranda. Uygunsuz görüntüler. Telefonunda varmış, telefonundan silmişsin. Silmişim, bilgisayarda evet. Benim evet. Telefonum da oldu. Bu bir telefonu evet. Boşaltalım derken... O görüntüler de çıkmış. Yani, hiç haberim yoktu yani. Gördüğünde şey. Ne yaptı? Bunlar ne dedi? Sen şok oldun herhalde. Aynen şok oldum evet. Biraz yani çekindim eşimden yani. Ama o biliyordu zaten böyle bir şey olduğunu. Hani ben çok üstüne durmak istemiyorum bu konunun Zahide abla. Boşanma sebebi çok bu görüntüler ya, miydi? Bu konu değil, bu konu değil. Asla değil. O, bunu peki mahkemeye sundu mu? Mahkemeye sundu işte. Ben hani sildim her şeyi kapattım diyor yani. Öyle bir şey yok dedi. Mahkemeye ben boşanma davası bunları açınca. Bunları izledi mi? Bunu izledi evet. İzledi ve sana ne dedi? Ya bir şey demedi yani. O sırada bunları hiçbir kabul şey demedi. Etti ben yani. Ben hamileydim zaten o zaman. Ben zaten biliyordum ben hani geçmişimde böyle bir şey olduğunu. Ya onları da öyle anlattım bu onunla yaşadığım şeyler. Sonuçta resimler hep aynı kişiye ait. Farklı bir kişi de yok zaten. O da zaten daha önceki. Hani benim gelinlik resimlerim de çıktı yani. Bizim düğünümüz de oldu. Bu kişiyi herkes tanıyor yani. Tüm köyüm halkı tanıyor yani bu kişiyi. Bu kişiyi dediğin daha önceki mi? Yani önceki. Resmi evet. Olmayan evet. Evliliğin olanı. Bu o görüntülerdi. Evet yani bu, böyle bizim evliliğimize ait her şey vardı. Bunları orada. Buldu, izledi, evet. Sen yanındaydın. Evet. O sırada bir şey demedi. Evet. Siz ne zaman boşanma evet, arefesine aynen, geldiniz aynen. O zaman mı? Evet. Ama böyle bir gerçek, böyle olabilir mi? Yani bir kişi bu görüntüleri izledi, kabul etti. Sonra boşanırken ortaya çıkarttı. Benim telefonum, Şöyle görüntülerde de yani anlattığına göre. Müstehcen yani, görüntüler. Değil. Nasıl? Şimdi bu hanımefendi. Ben çok açık değilim yani. Yani biraz, mesela biraz diyelim ki. Bazı şeylerim gözüküyor yani. Eşim bayağı. Açık olduğunu söylüyor bu görüntüleri. Ya o normal hani kendi giyimi tesettürlü olduğu için bunu açık olarak normalde evde herkesin rahat giyinebileceği şeylerle aynen, doğru. Muhtemelen. Yok, doğru. Ben öyle anladım. Bayağı birlikte olurkenki görüntüler. Doğrudur. Söylediğim. Yo abartır yani. Her şey abartır yani. Yani sonuçta şey hoş olmuyor. Yani sonuçta, ya sonuçta bu sonuçta yani o başlamış bitmiş. Yaşadığı seni ilgilendirir ama bu tarafa ulaşması şöyle, kötü olmuş. Bir, özel mahkemede delil olmaz. Mahkemede asla aleyhine Meryem Hanım'ın Halil aleyhine Bey yani o benim özelim değil mi yani çıkardığı için i̇şte bu bir, suç değil mi zaten? Mahkemede aleyhine delil olmaz. İki, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan
şahıs hakkında şikayete tabi bir. Bunlar evli olsalar da evet. mı böyle? Tabii tabii. Benim belgelerde de var. Halil Bey. Şöyle başkalarına gösteremez tabii ki. Özel hayatın gizliliğine girer. Tabii ki de gösterir. Bir şey daha. Şimdi evet. bazen bak genç kızlar. Evet. Aslında bu programın size çok faydalı olmasını diliyorum. Anneler, anneanneler, babaanneler. Bak izliyorsanız bu soracaklarım çok önemli. Bazen genç kızlarımızı yanlış ilişkiler yaşıyorlar. Böyle görüntüler kaydediliyor. Farkındalar ya da değiller ki asla böyle görüntüler kimsenin çekmesine izin vermeyin. Gözünüzü seviyorum. Evet. Hani ben çekeyim sonra seyrederim. Sakın. Evet. Sakın. Bak neler yaşıyoruz evet. sonra. Şimdi Aras kız olsaydı ilk söyleyeceğim şeyler bunlardı. Evet, sakın evet. hamile kalma. Önce de. Önce ay valla onu öğretirdim yani. Hayat böyle hayat mı artık? Evet. Devir değişti evet, yani. Evet. Ben öğreteceğim. Aynen, kim öğretecek? Katılıyorum peki, ama yani. Peki bir şey daha. Evet. Eğer bir genç kız şu an bizi izliyorsa bir kişinin bile hayatını kurtarsak burada evet. çok büyük bir şey. Evet. Böyle bir görüntü varsa bir kişinin elinde onu evet. bunu bu görüntüyle tehdit ediyorsa bu suç mudur bunu gösterebilir mi? Şantajdır aynı zamanda. Yani şimdi en basitinden hiçbir amacı olmadan o görüntüleri yaymak da özel hayatın gizliliğini ihlaldir. Bu en basit suçtur. Evli olsalar bile? Evli olsa bile bir kişi eşinin başka biriyle olsa bile özel hayat oradaki şeylerini. Erkek kadın fark etmiyor bu arada. Ondan sonra yayarsa bu özel hayatın gizliliğini ihlal suçudur. Aynı zamanda bununla ilişkin işte ben bunları yayacağım gel sen boşanmayı kabul et derse şantajdır. Ondan sonra bak ben bunları yayarım derse bu tehdittir. Yani netice itibariyle oradaki en basit suç özel hayatın gizliliğini ihlaldir. Yani bu kişinin bunu mahkemeye bile bile evlilik önceki ilişkisiyle alakalı olduğunu bile bile. Çünkü hani bir suçu işlemişse ha bazen Yargıtay kararları var. Eğer kişi ispat edemeyeceği bir suç varsa onu delil olarak sunabiliyor suçları. Ancak burada eski ilişkisine ait bir görüntü olunca bu suç da değil. Meryem peki Hanım'ın hocam, su- evet. siz çok fazla ayrıntı bildiğiniz evet. için bir sürü şey anlatıyorsunuz teknik ama konular burada amaç şu, evet. genç kızlar, belki de beyefendiler bilmiyorum. Elinde böyle görüntü olan birileri varsa evet. ve sizi tehdit ediyorsa sakın pabuç bırakmayın. Avukatınıza danışın ve bu işin içinden sıyrılın. Daha da böyle şeyler yapmayın gözünü aynen, seveyim. Yapmayın. Meryem evet. değil mi? Aynen, en güzel sen söylersin. Yapmayın. Sen ben söyle. Çok pişmanım yani gerçekten yapmayın yani. Ne yapmasınlar? Eşiyle bile olsa yani böyle özel şeyler çekmeyin, resimle çekmeyin yani. Sonrasında bak. Evet, başımıza bela oluyor. Aynen öyle. Peki bu birinciydi. İkincisi altınlar. Evet. Şimdi bu altınları sana bir tanesini sen almışsın. Evet. Üç tane daha vardı. Kayınpederin mi takmış? Evet, kayınpederim taktı. Biz üçünü beraber gittik. Gülbahar Hatun'un hesabı hatta var yani Trabzon'da. Oraya yatırdık beraber altın hesabı. Ha. Sonra da ben tekrar istedim yani baktım bu yani ortak güvenilecek bir insan değil yani ortak değil onun hesabına yatırdım. Ben güvendim yani ah Meryem, kandım. O zaman kandım geçmiş yani. Olsun mu hemen soralım. Şimdi, onun hesabına yatırmış altın. Fark etmiyor ya, yani onun hesabına yatırmış olsanız bile o almıştır o altınlardan sorumludur. Zaten takılan altınlar sana evet. aittir. O altınları ödemesi gerekir. Onun babası gerekir. Taksa bile mi tabii ona ki, aittir? Tabii ki tabii ki. O altınlar sana aittir ama ben en çok bu... şeylerle alakalı servisler var ya o servislerde evet. sen evlendikten sonra aldığı servis hatta evlenmeden önce aldığı servisin değer artışı varsa değer artışından servis bile. Servis dediğiniz araba değil mi? Araba, yani her şey zaten 4-5 katına çıktı yani. İşte, Halim evet. Bey zaten kıymeti buradaki yoktu değer o zaman. Artışlarından bile sizin bir şeyler hak ediyor olmanız gerekiyor. Yani burada iki çocukla sene 60 buraya 1600 lira nafaka veriyorum. Nasıl olsa mahkemede uzun sürecek. Ben mahkeme vermiş 40-45 bin lira kararı. Ben 2 sene 3 sene de mahkemeyi oyalarım. Aynen, kendim aynen, keyfime devam ederim. Evet. Bu böyle bir şeyi hukuk sistemi kabul etmez ama maalesef biz hakimlerimizin önüne her zaman bütün doneleri veremediğimiz için bazı şeyler eksik kalabiliyor yani. İşte bunları evet. tamamlayıp sana evet. bir dosya hazırlasın. Sen tekrar öyle yer gitmek bir de, istiyorsan bir de abla bir de yani bu din nikahlarken mehir var yani. Tabii. İlla ki herkesin hakkı. Sen yani mehirini aldın mı? Mehirimi de bir gram altın bile yapmadı. Yani 9 Cumhuriyet altınına kıyıldı nikahımız. Kendisi ocağı ayarlamış bana bir gram bile altın yapmadı. Bak, mehir. Bizim hakkımızdır. Yani kadının fakat hakkıdır yani. Evet. Dini hassasiyeti varsa adam inanmıyorsa yok, sen istediğin mehir kadar mehir de hukuken mi? Alabiliyor. Öyle şimdi, mi? Tabii. Aa, şimdi kağıt da elimdeydi hatta. Yemen yeni kaybettim ben kağıt onu. Var mı elinde? Yok. Eli yeni kaybettim. Şimdi orada mehir de hediye anlamına yani hukuk evet. sistemimizde. O mehir olmadan kıyılmıyor geçen, geçen şeyler altınlar hediye anlamına geliyor. Evet.
O da geçerlidir. Hukukumuzda da geçerlidir. Adı mehir olmayabilir ama hediye anlamına geliyor. Ha. Orada da çünkü size verilen bir hediyedir o. Onu da alabilmeniz gerekiyor hukuken. Tabii ki kağıdı kaybettiyseniz o da ya çok, yani çok o da uzun şimdi yemin ettirsen için. Vallahi billahi Allah eder. Der, kitap der, sonra yemin ederken vallahi billahi mehir falan yoktu der yani. Eder bir eder yemin. İş, öyle yalan konuşuyor ki kendini bile inandırıyor. Yani din iman biraz sıkıntıya giriyor. Vallahi ya Halil Bey zaten evet. Zaten Halil Bey yani ben Müslüman olan insan olan senin gibi davranır mı derdim de ben Müslüman değilim derdi. Yani dinsiz olduğunu kabul ederdi zaten. Zaten geçmiş olay öyle değilse zaten bitmiş olay. O zaman yani senin o nikahın da geçersiz. Aynen benim nikahım zaten bitmişti o zaman. Din nikahım ya bitiyor yani. Yani dini hassasiyet olanlar bunları çok iyi bilir. Evet. Biz de ben de zaten hassasım o konuda. Namus borcudur ama evet. Genç kızlar, hanımlar Allah aşkına mehir tabii ki kıymetli bir şey ama sonuçta sizin nikahınız yani yok. Yani dinimiz yok. Bunu da düşünmüş yani. Siz yoksunuz yani. Bak bizim yoksunuz yani adam bassa gitse geçmiş olsun. Benim mehrim ne oldu bay bay dedim mi geçmiş olsun. Yok inanmıyorsa zaten inanmaz. Peki şimdi devam edeceğiz şimdi ama benim için üçüncüsü Akif'i en emrisiydi. Bir evet, dakika tamam. Hocam. Şimdi üçüncüsü en emrisiydi. Ben kocanızı buraya davet ettim çocuklarını evet. Gel gör mahkeme kararına gerek kalmadan diye. Adam bana diyor ki hayır ben mahkemeyi bekleyeceğim. Çocuklarınız burada. Gelip görebilirsiniz. Babalık, annelik başka bir şey. Görmeyi yani. Bırak abla yani. Telefonla arayıp konuşmadı bile hiç. Vallahi bilmiyorum. Allah anadan babadan da güldürsün, evlattan da güldürsün. Senin mehrin var mı? Var. Ha? Bak nasıl mehrine sahip çıkıyor. Öyle. Kasada saklıyorum o kağıdı. Ha? Peki o zaman. Ben de saklıyordum kaybetti. Çok yeni kayboldu ya. Ah elimdeydi. Meryem, ah Meryem. Peki devam edeceğiz. Şimdi Arzu Hanım'la devam ediyoruz efendim. Bungalov rüyası milyonluk kabus oldu. Eski eşinizle eski eşim muhatap oldu. Biriktirdiğiniz evet. Parayı ya da siz kendi paranızı mı verdiniz? Evet kendi paramı verdim. Ne kadar para verdiniz? Aracım vardı. Bugünkü değeri 1 milyon 200 gibi. Ben arabamı satıp verdim. O dönemde eşimin biraz sıkıntıları vardı eski eşimin. Eski eşiniz de koydu mu bir para? Çek verdi. Eski eşimin 40'lar elinde arsaları vardı. Ha. Kendine ait arsaları vardı. Orada işte 3-4 tane ev yapacaktı. Ha. İki tanesini satacaktı. Biri benim, biri de kendisinin. Aynı şekilde dolandırıldığını iddia eden Cemal stüdyoya geldi. Cemal Bey siz bu işe ne kadar para yatırdınız? Ya ben 112,5 milyar yatırdım. Geçen sene 8. ayda. Geçen sene. Bir sene 3 ay oldu şu an. Size de bungalov ev yapılacağı tabii mı söylendi? Memleketime. Yani hem dedim yeşillik hem sahil bangır bangır sayfaları var. Herkesle görüştüm. Adamın üçkağıtçı olduğunu da tahmin edemedim. Çünkü her aradığında çıkıyor. Şu an bile çıkıyor. Adresi hiç değişmiyor. Yani hatta ben dedim ki benim paramı yiyorsan bir bardak su gönder. Üzerine içeyim. Dolandırıyor. Yani olur mu öyle şey? Biz kimsenin bir kuruşunu yemeyiz diyor. Bungalov dolandırıcısı olduğu iddia edilen Osman'a ulaştık. Cemal Bey'den biz iş aldık. 112-113 bin lirada tam sözleşmede var bilmiyorum. O civarında parayı bir aldınız para mı? Parayı aldınız aldı mı? Yapalım. Aldınız. Evet evet aldık. Peki tabii ki. Şu anda ev yapıldı mı? Ev yapamadık efendim. Neden yapamadınız? Ben Arzu Hanım'ı tanımıyorum. Aslında da hiç görüşmedik. Gıyabında eski eşiyle ama görüşmüş olabilir misiniz? Evet Haydar abiyle. Şimdi bize çekleri verdiler. 1,5 milyonluk falan bir çekler verdiler. Hasan Usta diye birini gönderdim. Orada 2 gün kaldılar. Temel atacaklarıydı. Ondan sonra ben işi yaptırmıyorum dedi. Siz bizi dolandırıyorsunuz, çarpıyorsunuz diye bu arkadaşlar işi yaptırmadı. Bunu söyleyen şimdi kim? Şimdi burada da Arzu Hanım söylemiş. Peki parayı geri verdiniz mi kendilerine? Çekler şu an benim elimde. Size de atabilirim fotoğraf olarak. Lütfen çekip atın. Atabilirim. Hı-hı. Yok. Bize bu çekleri verdi. 2019'da bu çekler kapandı. Osman Bey sizi ben buraya bekliyorum. Burada anlatın. Güzel de anlatıyorsunuz. Konuşacağız. Burada yüzleşin. Daha da pratik olur. Tekrar hoş geldiniz Arzu Hanım, Cemal Bey. Dün konuşmalarınızda siz ciddi bir miktar para verdiğinizi, evet, amacınızın bungalov evler yaptırmak olduğunu söylediniz. Evet. Osman Bey de yayına bağlandı. Şimdi böyle yayına bağlanıp karşımda bir muhatap olunca ben mutlu oluyorum. Çünkü en azından burada olanları sorabiliyorum ki Osman Bey de gayet özgüvenli konuştu. Bugün de devam ediyoruz konuya. Şimdi Arzu Hanım, Cemal Bey şimdi şu tahtaya ne kadar para alındığını sizden yazmak istiyorum. Önce Arzu Hanım yazalım. Arzu Hanım, Cemal Bey, şimdi ne kadar yolladığınızı söyler misiniz bana? Zahide Hanımcığım, 250 gram saf altın. 250 gram saf altın. Evet. 15.800 dolar. 15.800 dolar. Bunlar
bunlar kesin de 115 bin lirada nakit. 115 bin nakit. 115 bin nakit. TL nakit. Nakit. Evet. Bu elden mi verildi? Bunlar şöyle Zahide Hanımcığım, dün çeklerin sahte olduğunu iddia etti ya. Sahte değil. Çekilebilecek durumda olmadı. O durumu açıklık söyledi, getirmek evet. istiyorum. Durumu konuşacağız. Dur, önce tamam. bir ne kadar para harcandığını bir bileyim. Tamam, evet. 250 gram saf altın bu ne kadar yapar arkadaşlar bir bakalım. 15.800 dolar bunu da lütfen TL'ye çevirelim. 15.800 dolar 573 bin TL. Peki 250 gram saf altın ne kadar yapıyor acaba bugünün parasıyla? Hemen bakalım. 450 binde burası ediyor. 450 bin TL. Toplayalım şimdi bunları. 115'i 370, 573 bin, 450 bin Arzu Hanım'ın Osman Bey'e verdiği paralar bungalov ev yapılsın diye. Tam 1 milyon 23 bin, 1 milyon TL burada var. Doğru mu? Doğru. 1 tamam, milyon şimdi 100 Cemil olarak Bey'e de bakalım. Bitti değil mi bu kadar verdiniz? Evet, evet. Sonra konuşacağız. Ben 112.500 lira verdim. Cemal Bey ne kadar verdiniz? 112.500. 112.500 TL verdiniz. Peşin attı. Başka var mı? Yok. Geçen seneden tam. Geçen sene. Hemen soruyorum. Cemal Bey 112.500 TL karşılığında herhangi bir şey aldınız mı? Yok, hiçbir şey almadım. Peki Arzu Hanım 1 milyon 23 bin TL karşılığında bir şey aldınız mı? Vallahi su içtik Zahide Hanım üstüne. Hiçbir şey yok. Dur daha bakalım. Hiçbir şey yok. Daha bakalım. Peki Osman Bey yanında Serkan var. Serkan merhaba. Ülkünür'ün yanında da sizin eşiniz var. Evet. Arzu Hanım'ın eşi var. Arkadaşlar merhaba. Önce Arzu Hanım'ın eşine merhaba demek istiyorum Ülkünür. Bütün işlemler sizin üzerinizden yapılmış. İyi yayınlar dileyelim. Bizler şu anda Arzu Hanım'ın eşinin evindeyiz. Bu dolandırılmanın ortak olduğu iddialar yönünde. Arzu ederseniz biz sözü doğrudan kendisine bırakalım. Nasıl dolandırıldınız? Bize anlatır mısınız rica etsem? Şimdi önce bu Facebook'ta ben birkaç kere aramıştım. Sonra geldi görüştük burada. Sözleşmemizi yaptık. Kendisine 4 adet tane çiçek verdim. 500-500. Sonra dedi ki bir ay sonra dedi ben yapacağım. Bir ay sonra tabii bir ay geldi, iki ay geldi, üç ay geldi. Ha bugün ha yarın ben çekin birisinin ödemesini yaptım. Yani 500 bin ödemesini yaptım. Sonra dedi ben ihale girmişim. Dedi ben ihale girmişim. Dedi bana dedi 9 bin dolar at dedi. Dedi sana haftaya vereceğim. Ben de onu attım. 9 bin dolarını attım. Dedim nasılsa dedim. Benim işimi yapıyor. Sonra istemeye devam etti. Yani istemeye devam etti. Ben de attım yani. Şey olmadım. Şüphelemedim kendisine. Hiç şüphelemedim. Haydar Bey bir şey sorabilir attım, miyim? Sonra dedi. Haydar Bey. Ağustos dedi. Ağustos'un 15'inde, 20'sinde, Eylül'den derken. Bu zamana geldik herhalde. Ev yok ortada. Sonra ben Arzu Hanım araştırma yapmış. Dedi ki bu dedi. Ben sorunuzu ileteyim Zahide Hanım. Tamam. Buyurun. Sorunuzu ben yönelteyim. Sorar mısın lütfen? Dün Osman Bey Haydar Bey ile ilgili Haydar abicim dedi. Osman Bey ile Haydar Bey samimi mi olmuşlar bu süreçte abicim diyecek kadar? Şimdi Haydar Bey dün Osman Bey ile iletişim kurarken sizden bahsederken Haydar abicim diye bahsetmiş. Bu noktada siz bu kadar samimi miydiniz? Firmayı da bulan sizsiniz, arkadaşınız mıydı? Bu samimiyet nasıl ilerledi? Müstami tabii yanıma geldi, iş yerime geldi. Bayağı konuştuk, anlaşma yaptık, sözleşmemizi yaptık. Ondan sonra gittikten sonra yine konuşmaya devam ettik. Bir de sürekli reklamları vardı. Yani ben büyük bir film sanmıştım onu. Sürekli reklamları vardı. Yani ben hiç şüphelemedim. O kadar net konuşuyordu ki. Yani ben hiç şüphelemedim. Sonra işte Arzu Hanım araştırmış. Sonra peki bir son bir soru Ülkünür. Evi teslim etme süresini ne kadar olarak söylemiş? Kaç ay sonra evi teslim edecekmiş? Mahkemeye bildim kendisini. Yani bir şey yok yani. Haydar Bey size evi teslim etme süresini ne kadar olarak söylemişti? Kaç ay içinde teslim edeceğim dedi? Şimdi bana 4 ay içinde normalde süresi herhalde Ekim'in
Ekim'in 4 aylık bir süre verdi size. Peki o zaman teşekkür ediyoruz. Evlilerin süresi 1 ay. Arzu Hanım parayı peki. Yani bu Serkan Haziran'ın 5'inde başlayacaktı. Tamam. Yani orası şey ayrıntı bizim lazım. İçin ama İlkünur teşekkür ediyorum. Lütfen teşekkür orada ediyoruz. Kalın. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Serkan'a dönüyorum. Osman Bey, yani bütün bu iddiaların aslında muhatabı Osman Bey, yanında Serkan. İyi yayınlar Zahide Hanım. İddiaların odağındaki Osman Bey'in yanındayız. Kendisi yayınımızdan önce de bütün bu iddiaları yalanladı, gerçeği yansıtmadığını söyledi. Şimdi ben sözü doğrudan kendisine bırakıyorum. Merhaba efendim. Merhabalar Osman Bey. Şimdi biz burada paraları hesapladık size aktarılan, verilen. Ben onları sizinle paylaşacağım. Hatta paylaşayım müsaadeniz olursa şimdi. Bakın Cemal Bey'den 112.500 TL aldınız mı efendim? 112.500 TL Cemal Bey'den. Şunları aldınız mı? 112.500 mi? 113.000 TL mi? Hatırlamıyorum ama aldım. Aldınız. Ya 113.000 ya 112.500. Sözleşmede yazıyor. Aldım. Peki. Ev yaptınız mı kendisine? Aldım efendim. Kendisine ev yaptınız mı? Onun evini yapamadım efendim. Peki efendim. Onun şimdi ikinci ben soru. Yapamadım. Peki. Arzu Hanım'dan. Orada hatalı benim. Tamam. Pardon, konuşacağız. Siz tek cevap verin. Soru cevap gidelim. Size sözü bırakacağım. Peki Arzu Hanım'dan 1.023.000 TL aldınız mı? Almadım. 15.800 TL dolar aldım. 15.800 TL dolar olarak aldınız. Ama şimdi 15.800 dolar. Ama şöyle aldım dolar. Pardon. 250 gram, altın, saf altın ve 115.000 TL nakit olduğunu söylüyor. Aydar Bey Hatta Aydar Bey de karşıda. Aydar Bey'le de görüşün. Aydar Bey bana öyle demişti. Onu verdiğini söylemişti. Şimdi efendim ben bir şey söyleyeceğim. Buyurun. 15.800 dolar aldım. Ama nasıl aldım? Ha, onu söyle. Biz yaklaşık Haydar abiyle 2,5 senedir falan tanışıyoruz. Ben bir iki sefer, 2 sene önce de gittim geldim. Osman Bey sana bir işler yaptıracağım dedi. Tamam nasip abi dedim. Bir iki sefer İstanbul'a gidip geldikçe uğradım. Ondan sonra en son beni aradı. Haydar Bey'in yanına gittik. Sözleşmemizi yaptık efendim. Ondan sonra bana çekleri kesti. 2 milyon TL'lik. 2000 en son çek yani 2024'ün yalan bu adamın ya. Her şey yalan dolan ya. Nedir yalan? Ya her dediğin şey nedir? Yalan Zahide Hanım. Bu adam nitelikli dolandırıcı bile değil. Daha üstü. Bu adam bir numara. Bu adam şeytan. Gerçekten şeytan bu adam. Abla, bu adam gerçekten şeytan. Arzu Hanım siz şu an... Susun lütfen. Arzu Hanım zaten siz bu şekilde olmayaydınız. Sizin eviniz şu an bitmişti. Bu evin tek sebebi bitmemesinin tek sebebi bu. Sizsiniz. Benim çocuğumun hakkı bu. Emeğimi benim. 7 yıllık. 7 yıllık benim çocuğumun... Benim çocuğum üniversiteye giden çocuğumun hakkı bu. Ben 2 aydır uyumuyorum Zahide Hanım. Dün de antidepresan alıp geldim buraya. Zahide Hanım ben konuşacak mıyım? Ve bugün gel bu Osman'a... O da içini dökmek istiyor kadın. Lütfen Çorum Başsavcılığı ben daha öncesinde ama de... Ama şimdi ben konuşayım ondan var. Sonra içini döksün. Lütfen. Her şey ortaya çıksın. 112 kişi de mi sahtekar? 112 kişi. Evet 112 kişi dolandırdı insan var. Cemal Bey sahtekar. Arzu Hanım sahtekar. Ve daha niceleri... Neceleri vardı Azahide Hanım? Arzu Hanım bakın siz... Bakın hepsinin telefonlarını verir Arzu vereceğim. Arzu Hanım siz... Bağlansınlar. İnsanları kandırıyor. Arzu Hanım şu siz şu an haklıysanız sabredersiniz, beklersiniz. Neyini sabredeceğim? Bu işin sonuna kadar peşindeyim. Ya sen vereceksin ya ben. Ben sana evladımın hakkını sana söylemiştim. Yedirmeyeceğim. Ya sen gideceksin bu dünyadan. Efendim bakın. Şeytan. Arzu Hanım hepsi. Sağlıklı bir görüşme olmuyor. Biz bunu ya kapatalım. Ya kes sesini be. Şeytan suratlı. Şimdi Osman Bey siz de dinleyeceğiz. Ama bu kadın burada çıldırıyor. Haklı bu kadar ben para vermiş. Ben Zahide'nin 2 aydır uyumuyorum. Kendini aldatılmıyor. Zahide Hanım. Zahide Hanım. Bana 2 dakika müsaadesini verse biter. Ben dün antidepresan aldım. İlk defa yayına geldiğim için. Sakinliğimi koruyayım diye. Ama bugün artık yani bu nasıl savcılık bunu dışarıda tutuyor?
Daha yeni 1 Ekim'de genç ablacığım, bir adamı biz burada, 30.000 TL biz burada bağlanacak beyefendi. Hatta yayına gelecek. Gelsin. Şimdi Osman Bey ben tamam, sizi konuşturacağım ama şimdi bu kadar susturayım. Evet. Zahid Hanım ben şunu söylemek istiyorum. Siz bana konuşma hakkı verdiniz ama konuşamıyorum. Şimdi konuşturacağım sizi. Arzu Hanım'ın sakinleşmesini bekliyorum. Arzu iyi misin? Tam suyunu iç istiyorsan. Kadın Osman Bey yalan söylüyor. Her söylediğinde yalan. Şu gün ödüyorum, bugün ödüyorum. Yalan söylüyor. Yani hep yalancı. Peki dinleyeceğiz Cemal zaten şimdi kendisini. Yalanlar ortaya çıkacak. Sen rahat ol. Tamam, yalanlar tamam. Ortaya çıksın. Peki bu arada Osman Bey ama size dinlemeyi bir şey öğrenin. Ben siz dinlediysem siz de beni dinleyeceksiniz. Ya dinliyoruz. Bir senedir seni dinliyoruz. Hep bugün gidiyorsun, bugün ödüyorsun, yarın ödüyorsun. Hiçbir şey yaptığın yok. Hep yalan. Cemal Bey beni dinleyin. Ondan sonra sizi tekrar dinleyin. Ya dinledik bir bakın, senedir seni dinliyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Şu anda telefon, bir telefon bağlantısı daha yaptı arkadaşlar. 9 tane de ihbar şu anda telefon bekliyor. Bağlayamıyoruz ama hepsini bağlayacağım Zahid sırayla. Ben bir konuşayım. Konuşun Osman Bey. Peki bu kadının parası nerede? Ben bu adamın konuşayım. Parası nerede? Ondan sonra kimi ya da evi nerede? Bağlayın. Sıkıntı yok. Getireceksin paramı! Getireceksin! Yayına getireceksin! Çeklerimizi de her yerde kırdırmaya çalışmış Zahid Hanım. Bir tane polis memuru gitmiş bunun bakın, dükkanını basmış. Arzu Hanım ben sizi... Bakın dükkanını basmış. Arzu Hanım. Mesafeyi kes! Kapatın kes. Ya biz konuşalım. Dolandırıcı kes! Gitmiş kapatın. Basmış al 500 bin lira çek. Senin babanın oğlunun çeki mi? 500 bin lira çek al inanmıyorsan al götür kırdır. Çorum'da herkese Haydar Bey'in çeklerini takdim etmiş. Görüşme yapın. Peki Arzu Hanım şöyle yapalım. Şimdi Osman Bey'i de bir dinleyelim. Tamam, Osman Bey'in dinlenecek olun. Yanı yok ama dinleyelim. Neyse dinleyelim çünkü yani. Çünkü söz hakkı oluyor sizin söylediklerinizde. Ama şimdi girmeyin bir Osman Bey anlatsın tamam mı? Osman Bey şimdi tek tek anlatın. Buyurun. Şimdi bakın şimdi Zahide Hanım. Ben şöyle iki fazla sürmeyecek. Ben şimdi bakın 2,5 senedir falan tanıştım. En son beni çağırdı gittim sözleşmemi yaptım. Bana çek verdi 2 milyonluk tamam mı? 2 milyonluk çekin en son 500 bin lirasını aldı. Ben çekleri kullanamıyorum. Çekleri kimse kabul etmiyor. Dün sahte diyordu çekleri. 500 bin TL'sini 1 Eylül'de 250 gram altın karşılığı aldın. Utan be! Utan! Arzu Hanım bir anlatsın. Bir anlatsın sonra bir yine anlatsın. Sözü size vereceğim. Ya bir ben anlatsın. Daha dedim Osman bak, konusunda çok doğru, yani hassasınız ama çok Osman hassasım, Bey de gerçekten. Anlatmak için bekliyor orada. Bir dinleyelim. Buyurun Osman Bey. Her şey siz bu çekleri ya. Aldınız mı? Beyefendiyle, kocasıyla, Arzu Hanım'ın eski eşiyle 2,5 sene önce tanıştınız. Hadi bir iş yapalım dedi. Siz inşaat yapmaya kabul ettiniz. Ben şimdi size çekleri canlı yayında göstereceğim. Serkan'a verebilirsiniz canlı çekleri. Canlı yayında göstereceğim şimdi kasadan alacağım. Peki. Bir saat. Peki çekleri de görelim. Hatta Serkan'a iade de edebilir çekleri. Çeklerin şeyi var mı? Arkancılık telefonundan iade Serkan edilmesi Serkan üzerinde banka vesaire göstermenize lütfen ama sen ama iade etmedi beyefendi. Onu da söyleyeyim. Savcılık tamam, kararı var iade edilmesi için. Yani bakın aslında ticaret dediğiniz şey biri bir şey ister öbürü o şeyi hak eder. O kişiye de neyse onu verir. Ben bu kalemi almak mı istiyorum? Kalemin ederine kadar 10 TL mi? Ver 10 TL'yi al kalemi. Bak ver evet. Parayı al evi. Sizin burada böyle olması lazım. Evet. Belli bir süre tanımış bu. Çok da büyük bir şey değil Zahide bu. Zahide Hanım bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi Haydar Bey buna bu dolarları verirken... kendisi Haydar Bey'i kandırmıştır. Ben bir şey soracağım Arzu. Sen 2,5 sene önce tanıştıklarını biliyor musun? Biliyorum. Şöyle biliyorum. Yani 2,5 yıl bu arsalara hep bungalov ev yapma hayali vardı ya bu daha öncesinde. Osman Bey bize fotoğraflar gönderdi. Diyordu, ama ben... Fotoğraflarda da bungalov ev yapıyor. Yani gördük fotoğrafı falan var Zahide yani. Hanım yapıyorsa. Bakın sahte sahte. Yapıyorsa ben yok. İstiyorum. Yaptığın ben de istiyorum. Telefonla... Referans istiyoruz. Ve nerede? Van'da bile yapsan gideceğim. Gideceğiz bakacağız. Fotoğrafları da göstereceğim. Ya fotoğraflar yanlış. Fotoğraflar hepsi. Fotoğraflara inanmayın. Zahide Hanım bu beyefendinin ismi Osman Aydoğan. Bak, kendini Osman bunlar, bak. Maden olarak tanıtıyor. Bakın, Osman fotoğraflar Maden. Bunlar. Bak. Ya, yo, hepsi yalan, hepsi hikaye. Hepsi fotoğrafları var bak. Bir niye yapmadı Zahide Hanım bize? Niye evinizi yapmadı? Siz böyle bir ev mi istemiştiniz? Evet. Evet, aşağı böyle yukarı bir böyle evler değil işte... mi? Böyle bir ev. Yani desin ki ben buraya yaptım. Yaptığım müşterim de bu müşterinin telefonunu versin. İstedik gidelim. Bunu. Referans istiyoruz. Bir tane yaptın Allah rızası için. Cemal Bey de ben de. Cemal Bey'e dedim ki nerede yapmışsa isterse
Ömür dünyada olsun, gidip bakalım. Nerede bu ev? Arzu Hanım, nerede yapmış? Siz tabii ki bunu referansı görmek durumundasınız. Evet. Sizin sıkıntı bana göre görmeden, o evleri bu kişinin yaptığını bilmeden, belki de yapmıştır bak bilmiyorum tamam. Şimdi fotoğrafları bakın, var. Bakın hayır, görmek fotoğraflar istiyoruz. Var. Yaptım, Zaydan ben amca, bana referans istiyorum. Olarak niye görmeden Sapanca'yı para verdiniz? Görmeden işte. Ben Sapanca'ya gittim. Peki Osman Bey burada müşteri mı? Müşteri diye verdi. Serkan, adam ustası yanında. Serkan'a tekrar bağlanalım. Bir dakika Hanım, bir sakin sizden, olun. Bir anlatsın Osman Bey. Osman sizden, Bey buyurun. Sizden konuş rica istiyorum konuşmak için. Tamam buyurun. Buyurun. Zayda Hanım bakın biz bu çekleri aldık. Hı. İki... 2 milyon çek aldım. 2024'ün en son 6. ayına kadar. Hı. Yaklaşık bir seneye yakın olan bir çek. Tamam, ben çekin geçerli geçersizliğini geçtim. Ben dedim ki Haydar abi çeki kullanamıyorum dedim. Tamam, çekin birini getir dedi. Hı. Ben çekin birini götürdüm, teslim ettim. 1,5 milyonluk çek bende. 500 bin lira çekini teslim ettim. Neden teslim ettiniz? Yok, para kendi nerede? Elimle teslim ettim, götürdüm. Parayı aldınız mı? Ha bu çekler, peki. Parayı efendim, aldınız mı çek karşılığında? Ha, çeki verdim. Çeki verdim. Ondan sonra neyse Haydar abi bana altın verdi. Hı. Osman peki. Bunu bozdur. İşte işini gör. Keresteni tamam. Al. Tamam. O zaman biz bozdurduğumuzda 320 bin, 315 bin TL gibi falan bir para tutuyordu. Peki Haydar Bey, şu anda siz de buradasınız. Biz ondan sonra tamam. Bir dakika Osman Bey, Haydar Bey doğru mu? Size geldi 500 evet. TL'lik çeki verdi, siz de ona altın verdiniz. Doğru mu değil mi? Ben şimdi, ben ona ilk başta 100 bin lira attım. Hı. Ondan sonra 250 gram has altın verdim ona. Peki verdiniz yani. Bir oda. Şu anda... Tabii şu anda Aslan Çocuğu'ya vermişim kireye. O da şahittir. Siz gerçekten... Çekin birisinin ödemesini yaptım. Parasını çeki, verdim. Çeki aldınız, parayı verdiniz. Doğru mu? Zayda Hanım. Evet. Tamam, soruma cevap şey verin sadece. Ben... Ayrıntıyla çok ilgilenmiyorum. Tamam, buyurun. Siz çeki aldınız. Aldınız. Onun yerine parayı tabii, altın olarak aldım, verdiniz. Tabii çeki aldım altın ödemesini yaptım. Çeki. Tamam, peki Osman Bey evi niye yapmadınız? Oraya geleceğim efendim. Hı. Şimdi ben oraya biraz zaman geçti. Bir buçuk ay gibi falan rahat zaman geçti. Zaman aşımı oldu. 3 ay. Bizim iş teslimatımızda 3 ay gibi, 3,5 ay gibi bir teslimatımız vardı. 1,5 ay sonra falan bizim ustanın birini gönderdim. Altına bir araba yalan kiraladım, Zayda gönderdim. Hanım. Yani siz parayı aldıktan 1,5 ay sonra bir ustayı yeni kiralık geldi arabayla ben, gönderiyorsunuz bir yere. 2 hafta önce geldi ustaları. Bağlansın usta. 2 hafta yok, önce. Yok. Arzu Hanım yalan söylüyorsun. Ya kes. Yok yok yalan söylüyorsun. Kendi dolandırıcı herif. Bakın siz 1,5 ay sonra aldığınız paranın hakkı olan ay, inşaatı başlatmamışsınız bile Osman ya. Bey. Dolandırıcı Zayda Hanım bu. Peki, bakın 1,5 ay sonra ben doğru söylüyorum. 1,5 ay sonra ustayı gönderdim. 1,5 ay çok geç değil mi? Haydar abiyle oraya buluşturdum. Haydar abi bunlara 3 günlük, 4 günlük bir ev tutmuş. 5 bin lira ödeme yaptı Haydar Bey. 5 bin TL. Evi ben siz yaptırıyorsunuz. Haydar Bey niye tutuyor onları? 5 bin TL gönderdim. Kayıtlı bende. Haydar Bey'e gönderdim. Usta Haydar da şahittir. Haydar abiyle konuşmamız şöyle. Haydar abi bunların şu an konaklayacağı yeri 3-4 günlük bir yer tutalım. Evin bir tanesini çıkarınca orada kalırlar dedi. Sen niye vermedin? 3-4 günlük. Bu şekilde. Ustalar, onlar kocanla anlaşmışlar. Ondan sonra onlar gitti. Sizin yapımınızı kalacakmış. Zayda Hanım 1 milyon küsur almış. 5 bin lira da bizden çıktı. Ayrıca. Ustalar bize diyor ki biz buraya sizin için geldik. Kardeşim sen Osman'ın ustası değil misin? Osman'ın ustasısın. Ben niye sana para veriyorum? Sanki siz ustayı tutmuşsunuz evet, gibi olmuş. Evet 5 bin TL de öyle param gitti Zayda Hanım. Kızıma yurt bakın, dışından... Arzu Hanım beni bir dinleyin. Getiremedim. Sizi dinleyeceğim. Siz böyle konuşursanız biz... Kitap getiremedim ben kızıma. Biliyor musunuz? Ah Arzu Hanım. Peki bir konuşsun ama Osman Bey. Osman Bey zaten bakın siz parayı almışsınız. Bir para geçmiş elinizde fakat bu paranın bakın, ederinde ben şöyle diyeyim, bakın. 1,5 ay sonra başlama niyetiyle daha yeni insan gönderiyorsunuz. Öyle mi? Bakın efendim işe başlatmaya gönderdim. Hızlı sonuçta anlatın lütfen. Sonuçta benim 3 ay gibi bir teslimat sürem var. Tamam. 3 ay gibi bir teslimat sürem var. Bu ev yapmanız benim ne kadar sürüyor?
Biz bu evi yaptırmıyoruz. Siz bizi dolandırdınız diye bu adamlara işi yaptırmıyor. Adamlar da ben Arzu dedi ki yalan. Peki, dedi. Bir dakika. Arzu biz dedi dakika. Geri geliyor dedi. Osman Bey bir dakika. Siz 1,5 ay sonra gönderiyorsunuz. Onlar durduruyorlar iddianıza göre. Peki Ünal Kalyoncu şu anda telefon attığında 150 bin TL dolandırıldığını iddia ediyor Osman Bey tarafından. Ünal Bey merhaba. Ünal Bey merhaba. Merhaba Zahide Hanım. Ünal Bey, Osman Bey tanıyor musunuz? Tabii ki tanıyorum. Nereden tanıyorsunuz? Bize de bungalov ev yapacağım dedi. Sinop Erfelek. Ne zaman para verdiniz? Kaç para verdiniz? 8. ayda 150 bin TL para verdim. Ne kadar sonra 2022. teslim edeceğini söyledi? 2022. 7 ay içerisinde. Sanırım öyle 7 ay olması lazım. Bugün içinde Osman Bey'i ayancıya bekliyoruz. Biz televizyonda gördük kendisini. Peki Osman Bey parayı aldınız mı? Ünal Bey hatırlıyor musunuz? Ünal Kalyoncu. Biraderimden aldı Zahide Hanım. Biraderim aldı parayı. Biraderimden aldı. Ali Kalyoncu'dan aldı. Halil Kalyoncu'dan almışsınız. Ali Kalyoncu. Pardon, Ali özür dilerim. Evet. Ali Kalyoncu'dan evet. almışsınız. Osman evet. Bey. Hatırlıyor evet. musunuz? Efendim Ali Kalyoncu'dan 115 bin 5 de böyle 120 bin TL para aldım. 6 tane evin temelini attım. Bir tane evin iskelesini kurdum. 2 katlı evin iskelesini çıktım. Ve dedi ki ben dedi istemiyorum benim dedi paramı geri verin. Ben de oraya para harcadım, kabul etmedim. Onunla da mahkemelik olduğumuz için ben oraya iş yaptım. Ve isterse gidip orada ispatlama fotoğrafı her şey bizde mevcut. En kısa zamanda da bir iki gün içinde fotoğraflarını size atarım. Atın. 6 tane evin temelini attım ve bir tane evinde 2 katlı evini kurdum. Osman Bey çok enteresan. Şimdi size parayı gönderiyorlar, siparişi veriyorlar. Aradan bir süre geçiyor sonra vazgeçiyorlar. Evet. Neden? Zahide Hanım bir de gönderdiği bakın ustalar, efendim şimdi şöyle söyleyeyim. Kiralayı ben şimdi gönderdiğim elemanlar bir dakika, bir dakika, 6 tane temeli attı. Temeli atan adam... Siz geç mi acaba bu inşaatlara başlıyorsunuz? İnançları mı kayboluyor size? Efendim biraz şöyle diyeyim. Yok yok. Biraz eleman sıkıntım var. Biraz gününde teslim edemememin, sıkıntıya düşmemin sebebi bunlar. Biz ama burada Osman zaten Bey. Dolandırıcılık yapsak ben diyorum ki insanların parasını alıp buralarda durmazdım zaten diyorum. Ama ben sadece işimin başındayım. Sadece ticarette hatayı götürmediği için biz bir hata yaptık. İşi geç teslim ettiğimiz için... İnsanlar da şikayetçi olmaya başladı. Kimi parasını geri istedi, kimi işlerimiz yarım kaldı. Bak, yarım Bey, kalan işlere harcadığımız paralar da insanlar görmedi. Sözleşme üzerinden de avukata verip bizden para almak istediler. Şimdi bu Ali Kalyoncu'ya biz iş yaptık. Verdiği para kadar iş yaptık. Ama tabii ki orada abi, şimdi elinde sözleşme olduğu için işi yapmadı diye avukata verdi. Yapmadın abi. Şu an Ali Kalyoncu'ya benim avukat olarak 200 bin liraya yakın borcum var. Yalan konuşuyor. Ama ben oraya verdiği para kadar iş yaptım. Bir tane iki katlı evi diktim. Sen bunu hayal edecektin lafta. Hani nerede kaldın? Seni biz televizyonda gördük. Niye yalan konuşuyorsun ki? Bugün geleceğim, ne oldu? Yarın geleceğim. Hesaba para ne? Yattım. Hatta o abinin bakın, bir bakın. Çekinin bir ben bugün, bakın. Telefonumda WhatsApp'tan bir dinle, adam dinle. Siz dinle. Osman Bey'i bizim programımızda görünce bakın, aradınız, bakın. Bize ulaştınız. Evet, Zahide Hanım. Evet. Peki bakın, normalde bakın efendim, aradığınızda Osman ben oraya gidecektim. Sizin bugün programınız... Bir dakika Osman Bey. Başka arkadaşlarımın numarasını aradığım zaman ulaşabiliyorum. Ama kendi telefonlarımızdan aradığım zaman ulaşamıyorum. Engelledi sizi yani. Evet, bugün içinde bakın, ayancıya gelecekti kendisi. Ben sorun. Sadece bugün... Bugün içinde ayancıya gelecekti. Ali Bey'le mesaj... Ali Bey'in mesajlarını gördüm. Ben Ali Bey'le dün konuştum. Ben dedim ki Perşembe gününden için Sinop'a abi, geleceğim dedim. Ben de bugün... Ben de bugün... burada bir kameraya söz verdiğim için bir yere çıkamadım. Onu da sonradan aklıma geldi. Onun için gidemedim. Ama ben sözüme durduğum için geldim. Burada canlı yayına bağlanıyorum. Ben doğru, hiç kimseden yalan. Kaçmıyorum. Yalan. Bakın hiçbir siz beni yalan. Avukata verdiniz zaten. Benim size verdiğiniz para kadar iş yaptım. Siz de dediniz ki ben orayı abi, söktürdüm. İş yaptırmıyorum. Benim ya. Paramı ver. Burada benim emeğimi siz hiçe saydınız. Ne iş yaptın? Senin yaptığın direkleri biz kendimiz söktük. İçine harç bile koymamışsın. Neden bahsediyorsun? Niye yalan konuşuyorsun ki? Bak şimdi sıra oraya geldi. Yani demek ki iş yapmışık biz size. Doğru mu? Yapmışsınız da içine harç koymamışsınız. Şak yalan konuşuyor. Yok yok efendim öyle bir şey. Onlar yalan. Harçsız bir temel durmaz. Sen film içi oluyorsun. Bir tanesini bitirdim diyor. Peki, doğru mu? Ünal sadece Bey, lekelemek için yalan.
Yalan. Ünal Bey, sizi de buraya bekliyorum evin fotoğraflarıyla İnşallah. Beraber. Nereye kadar Orman gelmiş o ev? Ona hatta fotoğrafları bize şimdi gönderirseniz biz onları WhatsApp tamam. ihbar hattımıza yollayabilirsiniz. Tamam. Fotoğrafları yollayın biz bir bakalım evinize. Peki bakın şimdi ben... Efendim 6 tane temelin ve bir tane kurulmuş evin fotoğraflarını size atsınlar. Tamam, o fotoğraflar bize gelsin. Bakın ben Osman Bey, şimdi sizin orada olmanız bizim için evet iyi bir şey. Efendim. Çünkü Osman Bey ortadan kaybolabilirdi ama her durumda biz sizi bulurduk Nereye zaten. Gidecek İzade Hanım? Yani nereye ya gidecek siz veya yani? Ailiniz. Ama şöyle, Fransa hayali vardı ama yeteri var, kadar Osman dolandıramadı Bey. Türkiye'yi. Yetmiyor Fransa'ya parası. Şimdi bakın siz aldığınız, ben ticareti bakın, şöyle bilirim bakın, yapmadım ama... Cemal siz Bey belli siz bir... görmediniz mi? Bakın İyi. Arzu Hanım bir dakika. Normalde mesela bir eve atıyorum 100 TL dediler değil mi? O 100 TL'nin muhtemelen 30'u evin gideridir. Evi 30 TL ile evi hali çıkarlar aslında. Atıyorum rakamları. Kalan hatta 30 TL'yi de sizden alırlar, 30 TL ile evi yaparlar. Sonrası taksit de olsa bir şey de olsa onun karıdır. Yani %60-50 neyse artık ne kadarsa kar yani. Ha bir de işçiliği var, malzemeleri var, şunlar bunlar vesaire. Bunlar işte aşağı yukarı. Ama Zahide Hanım sözünüzü kesiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi siz bak paraları almışsınız. Çok geç başlatmışsınız yani. Zahide Hanım. Başlamadı. Ben yazışmaları hatta hiç başlamamış öyle söylüyorlar. Başlamadı sıfır. Hiç, yani kaç kere konum attırdı gidiyor. Zahide Hanım. Sabahın gidiyor. Buyurun yani. Osman Bey. Zahide Hanım. Buyurun. Ben şimdi bu Haydar Bey'den dolar aldım ya. Ha. Evet. Bu doları biz ev için almadık. Bakın sorabilirsiniz. Belki inkar eder bilmem ama Haydar abi etmez. Niçin onu bize aldınız? Borç olarak verdi ve dekontta da borç olarak duruyor. Yani dört bin lira. Haydar abi ben biraz seneseneyi alacağım. Ne yapacaksın dört bin lirayı? Dört bin lirayı. Ya utan utan. Bakın bakın. Utan. Sen eski utan. Eşinden yalansın. Yalan söylüyor Zahide Hanım. Ben şahidim. Sözleşme var. Bu sıfatsız yalan söylüyor. Dört bin ne yapacaktı bize? Eşim borç olarak verdim. Haydar Bey bağlansın. Bakın efendim dekontta. Dekontta. Bağlansın dört bin ne yapacaktı bize? Evet. Size... Bakın bunu dekontta borç olarak atılmıştır. Ben kerestirhanesine gireceğim. 7 milyon para kazanacağım. Oğlu da demiş ki baba Haydar abi sana iyilik yaptı. Bir tane hediye villa verelim. İyiymiş. He. Hediye villa. Evet. Daha bir tane villa yok ortada. Bir de hediye villa istiyor. Evet. Oğlu buyla hediye verecekmiş bize. Yani 5. villamız hediye bize. Ne için? Nasıl efendim ben öyle bir şey demedim. Bunlar yalan dolan. Ben size şöyle söyleyeyim. Bakın efendim konuşacaksam. Ben konuşacaksam o konuşayım. O paraları getireceksin. Artık bu kadının yani bayanın susması lazım. Yalan makinesi. Bakın yalan kadın makinesi. Burada çıldırıyor. Haklı parası yalan gitmiş. Yalan makinesi. Emeği gitmiş. Ben dışım yeterli kazandım. Zahide Hanım. Hanımefendi ben 2 iş yaptım. Bunun gibi dolandırıcı. Ya benim evladım kitap alamıyorum ya. Yurt dışından Oxford Zahide Üniversitesi'nden Hanım. Kitap Zahide getirtemiyorum. Bir dakika Osman. İstiyorum paralarımı. Arzu İstiyorum. Şunu anlayamadım. İstiyorum. Senin eski eşin Haydar Bey yaptı mı şu anda? Ülkü yanında mısın Haydar İstiyorum, Bey? İstiyorum haklarımı istiyorum. Bir dakika. Şimdi Haydar Bey'e sormak lazım. Niye borç yazıyor? Sonuçta siz bir işlem yapacaksanız bankadan dekont gönderirken dikkatli olun. Yazdığınız şeye bankalar şimdi sizi arıyor işte. Bak dolandırıcılık olmasın Hayır, diye. Hayır kendisi zaten Haydar Bey'in bize onu bize borç verdi. Evle alakası yok onun. Borcu geri ödediniz mi kendisine? Ödedin mi? Ödediniz mi? Para benim param. Müsait olunca onu vereceğim ben. Dolar olarak aldım ben. Kaç dolar aldınız? 15.800 veya 15.700. İstiyorum paramı. Sizin bu 15.800 dolar borç olarak benim vermiş. Benim param yani istiyorum ben. Yani bunu size ev yapmanız için vermedi mi? Hayır efendim kesin. Bana versin senin. Yalan makinesi. Bir dakika o zaman Haydar Bey'i bağlayın. Asıl bunu evet, Haydar Bey'e sormam Haydar lazım. Haydar Bey bağlansın lütfen. Arzu bir dakika sakin ol. Hepsini öğreneceğiz. Haydar Bey de orada. Arzu Hanım zaten siz olmayaydınız. Bakın, bizim evimiz çoktan bittiydi. Karınız diyor ki bu parayı ben Haydar sana ev yaptır diye verdim. Sen bu parayı bu adama borç olarak mı verdin? Niye ev yok ortada? Bak bu kadın burada çıldırıyor. Bunun emeği, yüreği yılları gitmiş yani. Peki reklama gitmem gerekiyor. Yarın devam edeceğiz. Yarın bu sorunun cevabı için özellikle Arzu seni dikkatle dinlemeni istiyorum. Kocana soracağım bunu. Tamam. Eski eşine. Geliyoruz efendim reklam. Kendi değerinizi bildiğiniz kadar kıymetlisiniz siz.
Aldığınız her nefes size kendi değerinizi hatırlatsın. Siz çok değerlisiniz.